Herkese merhabalar. Bugün konuşmam büyük veri dünyasında büyük ölçekli çizgi işlemeyle alakalı. Graf dediğimiz çizgiler. Bu konuşmadan ne öğreneceğiz? Benim istediğim en var olan şu. Eğer elimizde büyük miktarda, yani büyük ölçekli çizgi verisi varsa ve bu çizgi verisi üstünde işlemler yapmak istiyorsak bunu nasıl yapabiliriz? Farklı yöntemler nelerdir? Önceki konuşmaların birçoğunda tekrar eden bir tema vardı. O da şu, veri miktarı çok fazla olunca artık büyük veri dediğimiz teknolojileri kullanıyoruz. Birçok teknoloji ismi kurduk, adı kurduk, spark kurduk. Bu tarz şeyler diyorduk. Çizgi verisi için bunları nasıl kullanabiliriz? Bunu konuşacağız. Biraz motivasyonla başlayalım. Tabii ki her çizgi verisi değil ama neden çizgi verisi üzerine konuşuyoruz? Çünkü bu da önemli bir veri. Mesela insanlar, sistemler ve doğa arasındaki ilişkileri temsil etmek için çizgi verisini kullanabiliyoruz. Ben burada bir ayrım yaptım. Aslında ufak bir ayrım ama bence önemli bir ayrım. Bu insanlar, sistemler ve doğa arasında ilişkiler de olabilir, etkileşimler de olabilir. Bu ilişkilerden bir ilişki çizgisi çıkıyor, etkileşimlerden ise etkileşim çizgisi çıkıyor. Kısaca farkını anlatacağım. Çünkü aslında önemli bir fark bence. İlişki çizgileri daha bizim alışık olduğumuz çizgiler. Mesela nedir? Sosyal medya, Twitter çok popüler. Twitter'da çizgi verisi olarak ne var? Birbirimizi takip ediyoruz. Bir kişi diğerini takip ettiği zaman bir çizgi içinde iki düğüm arasında bir bağlantı ayrıt bağlantı diyelim daha doğrusu iki düğüm arasında bir bağlantı oluşuyor. Bu bir ilişki. Ve bunlardan birçok olduğu zaman elimize büyük bir çizgi verisi geçiyor. Diğer önemli bir örnek Sengör Hoca anlatmıştı. Hani veri crawl ettiğiniz zaman elinize ne geçiyor? Sayfalar geçiyor. Tabii ki bu sayfaların içerikleri var. Inverse Index'ler gibi konuştuk. Ama aynı zamanda içerikleri kadar önemli olan bu sayfaların birbirine verdiği bağlantılar var. Bunlardan bir çizgi oluşuyor. Bu da önemli çünkü mesela konuşacağız ama mesela PageRank algoritması var. Sayfaların önemini buluyor. Neyi kullanıyor? Sayfanın içeriğini değil de sayfalar arasındaki ilişkiyi kullanıyor. Tabii başka örnekler çoğaltılabilir. Ulaşım networkleri, biyoloji networkleri. Peki etkileşim çizgileri neler? Etkileşim çizgilerinde ise her bir ayrıt, her bir bağlantı tek bir etkileşimi temsil ediyor. Ve bu etkileşimin bir zamanı var. Ve bu etkileşimi silemiyorsunuz. Yani bir etkileşim gerçekleştiyse gerçekleştirmiştir. Bir daha onu geri almak diye bir şey yok. Ama mesela ilişki çizgilerinde, yani mesela arkadaşlık ilişkisi, ben sizi takip ediyorum Twitter'da bugün, yarın takip etmezsem o aradaki çizgi kaldırılmış olur değil mi? Yani ekleme, çıkarma. Etkileşim çizgileri de dinamik ama çıkarma yok, sürekli ekleniyor, sürekli ekleniyor. Mesela örnekler vermek gerekirse sosyal medyada gene Twitter'a örnek verelim. Twitter'da aslında etkileşim çizgisi de var. O da nedir? Siz mesela mention diye bir şey var değil mi? Bir tweet attığınız zaman içine başka birini ekleyebiliyorsunuz. Başka birinin ID'sini ekleyebiliyorsunuz. Ne olmuş oluyor? O zaman ikiniz arasında bir etkileşim olmuş oluyor. Ve bu etkileşimler gitgide büyüyor, gitgide büyüyor. Ve gene bir çizgi ama düğümler insanlar, düğümler arasındaki bağlantılar da mesela bu durumda ne oluyor? Mention'da olmuş oluyor. Ve bu çizgi çok daha büyük bir çizgi çünkü sürekli büyüyor, hiçbir şekilde silinmiyor. Ve düğüm sayısıyla, sadece düğüm sayısıyla orantılı değil. Yani düğüm sayısı değişmese bile etkileşim sayısı sürekli arttığı için sürekli büyüyen bir çizgi. Yani burada hani şeyi motive etmeye çalışıyorum. Niye büyük bir çizgi? Bir diğer örnek ki bu telekomünikasyon alanında çalışanlar bilecektir. CDR'lar, Call Detail Record denen arama kayıtları. Yani bir arama kaydının içinde ne var? Kim kimi ne zaman aradı, hangi zamanda aradı, ne kadar sürdü gibi bilgiler var. Konuşma içeriği yok. Buradan da tabii ki bir tane etkileşim çizgisi çıkarmak mümkün. Ve ilginç olan da şu, etkileşim çizgileri
çizgilerini indirgenebilir. Mesela bir örnek vereyim. Diyelim elimizde CDR'lar var, arama kayıtları. Ve ben şöyle bir şey tanımladım. Son bir ay içerisinde birbirini en az bir defa aramış insanlara arkadaş diyeceğim. Yani benim kafamda tanımladığım bir arkadaşlık ilişkisi. CDR'lar üzerinde bir aylık bir pencere kaydırdığım zaman elime ne geçer? Bir tane ilişki çizgisi, dinamik bir ilişki çizgisi geçer. Yani dinamik dediğim eklemelerin ve çıkarmaların olacağı iyi ilişki çizgisi geçer. Dolayısıyla bu etkileşim çizgilerini, ilişki çizgilerini indirgemek mümkün. Evet, yani buradan çıkaracağımız çizgi verisi oldukça popüler. Peki ne yapabiliriz bu çizgi verisiyle? Ben bugün çok uygulamalardan konuşmayacağım ama yani daha çok platform teknolojilerinden konuşacağım. Yani bu çizgi verisi, büyük çizgi verisini işlemek için ne tarz teknolojiler kullanabiliriz? Hatta biraz da neye değineceğiz, bazı örnek problemlere bakacağız, kod örneklerine bakacağız. Ama tabii neden bunlara ihtiyaç var, biraz daha motive etmek istiyorum. Tabii uygulamalar var, bu takım uygulamalarda çizgi verisini kullanmak mümkün. Bunlardan belki de en popüleri sizin de en çok duymuş olacağınız, yani hani web çizgisi üstünde PageRank hesaplama. PageRank duymayan var mı ya da kimler duydu diyelim. Yani, çok kimse duydu. Yani Google ilk çıktığı zamanlar bayağı bir PageRank'te sükse yapmıştı. Çünkü aramaları hani rank ederken, sıralarken bu diye de kullanıyordu. Ama daha temeline inersek PageRank dedi bir çizgi üzerinde etkinliği bulan bir algoritma. Yani kimler etkin? Daha detaylarını bileceğiz ileriki slaytlarda. Benzer şeyler başka çizgilerde de yapılıyor. Mesela Twitter'dan çıkan çizgide, ilişki çizgisinden, kimi takip edilen çizgisinde yine aynı şekilde etkin kullanıcıları bulmak mümkün. PageRank değil de benzer bir algoritma var, TweetRank diye ama az çok mantığı aynı. Başka şeyler de yapabiliriz. Mesela topluluk bulmak. Topluluk ne demek? Yani çizgi içinde kendi arasında oldukça sık bağlantıları olan ama dışarıyla daha az bağlantılı olan düğümler grubu, topluluk. Toplulukları bulan algoritmalar var mesela. Niye topluluğu bulmak isteyebiliriz çizgide? Çünkü bir takım uygulamaları var. Mesela tavsiye, yani recommendation, dün de gördüm şuralarda falan. Abi, başka, yani başka alanlarda da olabilir. Churn prediction dediğimiz servisi bırakma, ayrılma tahmini. Mesela bir telekomünikasyon şirketiyseniz acaba kimden beni bırakıp başka bir servis sağlayacağı geçecek diye düşünebilirsiniz. Burada da ne olabilir? Eğer mesela Ahmet bıraktıysa servisi, Ayşe Ahmet'in yakın arkadaşıysa, aynı topluluktaysa belki onun bırakma ihtimali daha yüksek olabilir, değil mi? Yani bu aslında tek başına bir tahmin edici bir future tek başına olmayabilir ama yani daha büyük veri madenciliği modellerinde bir future olarak kullanılabilir. Hangi toplulukta da bilmiyorum ya da hangi toplulukta. Benzer şekilde recommendation'da da topluluk bilgisi kullanılabilir. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Reklamcılık olabilir. Mesela belki A'da, çizgede bazı bildiğiniz ve ilgili olduğu alanları bildiğiniz bazı kişiler vardır, düğümler. O düğümlerden arkadaşlıkları vasıtasıyla, ilişkileri vasıtasıyla diğer düğümlere böyle bir diffusion dediğimiz, dağılma dediğimiz bir algoritmayla ilgi alanlarını bilmediğiniz kişilerin ilgilerini tahmin etmek isteyebilirsiniz. Bu tarz uygulamaları var. Peki büyük miktarda çizgi veriniz var. İşte bu da Big Data'ya giriyor. Artık bunu çok duydunuz. Yani ben de sürekli tekrarlamak istemiyorum ama yani herhangi bir Big Data sunumu 3 tane V'den ya da 4 tane V'den hatta daha da arttıranlar var. 5'e falan kadar çıkanlar var. Yani V'lerden bahsetmeden olmayacak. Kısaca bahsedelim. Verinin miktarındaki büyüklük, volume dediğimiz. Veri işleme hızı, velocity dediğimiz ve verideki çeşitliliği. Biz zaten çizgi verisi üzerinde olduğu için bu konuşma hani tam olarak structured bir birim değil, yani semi-structured bir birim. O yüzden hani variety'ye de biraz gidiyor. Nedir bu Big Data teknolojileri? Nereden çıktı Big Data teknolojileri? Eskiden veri küçük müydü? Bugün dünya eskisine göre daha hani instrumented diyorlar. Yani her şey veri üretiyor. Sensörler yani. Sensörler dijital, yani hani gerçekten doğaya bağlı havadaki humidity şeyi
bir şey de olabilir. Bir bilgisayara bağlı bir yazılım da olabilir, değil mi? Yani hardware ya da software, yazılım ya da donanım sensörleri olabilir. Ama her şeyi artık veri üretiyor ve artık bilgisayar ağlarının gelişmesinden dolayı da bu veriye ulaşmak eskisine göre çok daha kolay. Dolayısıyla büyük bir miktarda veri var ve bu veriyi kullanarak kendinize avantaj sağlamak mümkün. Evli bir iş dünyasındaysanız hani daha erken tepki vermek daha fazla dolar kazanmaya tekabül edebilir. Ama başka alanlarda, sağlık alanında belki daha hızlı reaksiyon verebilmek, daha çok veriyi işleyebilmek belki bir hayatı kurtaracak. Güvenlik alanında hani surveillance dedikleri gözetleme alanında belki daha çok veriyi işleyebilmek, güvenlik sorunu oluşturabilecek olayları önceden fark edebilmeye kadar gidecek. Dolayısıyla bu büyük veriyi işleyebilirsek eğer bundan harekete dönüştürülebilir anlamlar ya da doğrudan yeni sonuçlar getirebilecek anlamlar çıkartabiliriz. Peki var olan sistemlerle bunu yapamıyor muyuz? Bu konuşuldu. Var olan sistemler nedir? En çok kullanılan ilişkisel veri tabanları, Relational Database Management Systems dediğimiz ilişkisel veri tabanları. Veri miktarı çok artınca ilişkisel veri tabanları bu veriyi işlemekte zorlanabiliyor. İsmail Hocam'ın örnekler verdi. Ya bu çok uzun sürüyor ya da çok pahalı sistemler gerektirebiliyor. Dolayısıyla burada bir bu verinin miktarındaki büyüklük bir eşiği aştı ve yeni sistemlere ihtiyaç duyuldu. Yeni teknolojilere ihtiyaç duyuldu. Bu teknolojiler hem platform alanında hem analitik alanında hem de uygulamalar alanında. Ve genelde yeni geliştirilen teknolojiler hep dağıtık sistemleri kullanan, birden çok makineyi kullanan sistemler. Yani verinizi işlemek için artık tek bir makine değil, bir sürü makineyi kullanıyorsunuz. Bugün bu büyük veri platformlarını kullanarak çizgi verisini nasıl işleyeceğimizi konuşacağız. Ama kısaca şundan bahsedeyim. Yani neden çizgi verisi? Çizgi verisi aslında daha da zor işlem açısından. Mesela size şunu sorayım. Belki de göstermemek daha doğru. Cevap orada yazıyor çünkü. Mesela diyelim bir hani geleneksel bir veri tabanında SQL kullanarak bir çizgiyi nasıl dolaşırsınız? Tahmin etmek isteyen var mı? Join değil mi? Peki nasıl bir join? Sonsuz. Yani self join değil mi? Yani bir tabloyu kendisiyle join etmeniz lazım. Aslında sonsuz dediğiniz hani recursive. Evet. Nasıl oluyor? Yenileyen kendini yenileyen. Öz yenileyen join'e ihtiyacınız var. Ve bilmiyorum yazdıysanız öz yenileyen join yazdınız mı bilmiyorum ama oldukça kafa karıştırıcı ve zor oluyor. Ve zaten join'ler performans olarak da zaman alan bir şey olduğu için öz yenileyen join'ler yapmayı da gerektirdiği için çizgi verisini SQL ve geleneksel veri tabanları ile işlemek biraz zor oluyor. Dolayısıyla hani diğer büyük veri sistemleri için konuştuğumuz gibi çizgi verisinde içinde dağıtık sistemlere ihtiyacımız var ve ölçeklenebilir dağıtık sistemlere ihtiyacımız var. Ölçeklenebilirden kastımız ne? Yani makine sayısını arttırdıkça veriyi daha iyi, daha hızlı işleyebilmek. Mümkünse lineer olmak şekilde. Ve benzer şekilde veri miktarı arttıkça makine sayısını arttırarak bu veri miktarındaki artışla baş edebilmek. Ama burada küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Ölçeklenebilirlikle performansı da yani yüksek performansı da birbiriyle karıştırmamak lazım. Bazı sistemler oldukça iyi ölçeklenebilirlik sağlıyor ama performansları o kadar da yüksek olmuyor. Yani bu ne demek? Bir iki makineyle kullandığınız zaman değil bir avantaj, büyük bir dezavantaj görebilirsiniz. Ama yüzlere, binlere, on binlere çıktığı zaman o zaman işler değişiyor. Dolayısıyla ölçeklenebilir demek her zaman yüksek performansı demektir. Özellikle Hadoop bazı sistemler için sanırım bu çok geçerli. En azından Apache'nin olarak değişilmiştir. Burada küçük bir farka daha değinmek istiyorum. Verinin idaresi ve işlemesi farklı olabiliyor. Biz bu daha çok veri işleme üzerine gideceğim. Veri idaresi ne demek? Hani büyük bir çizgi veriniz vardır.
bunu tutmak istiyorsunuz, diskte eklemeler yapmak istiyorsunuz, çıkarmalar yapmak istiyorsunuz, var olan şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Bu ayrı bir problem. Onun için çizgi veri tabanları var. Sanırım bir önceki konuşmada da bahsedildi. Mesela Neo4j duymuşsunuz belki. Yani Neo4j ne bir transactional veri tabanı. Ben bu konuşmada daha çok çizgi işleme üzerinden konuşacağım. Çizgi işleme ne? Bu kısımla çok ilgilenmiyoruz. Elimizde büyük bir çizgi var. Mesela devlet kurulu demiş olabiliriz, silgiler olabiliriz. Biz bunu işlemek istiyoruz ve bunu birden çok makineyle işlemek istiyoruz. Bunları nasıl yapacağız? Bunu da nasıl yapacağız? Şöyle, bu veri çizgi verisi büyük olduğu için bunun diskte saklandığını varsayıyoruz. Tipik olarak bu bir dağıtık dosya sistemi olabilir. Dünkü konuşmada GFS seçmiştim değil mi? Onun açık kaynaklı olan versiyonu HDFS olabilir. Eğer veriniz zaten tek bir yerde duruyorsa, onu paralel işlemeniz, dağıtık işlemeniz çok mümkün olacak. Dolayısıyla verinin bir dağıtık dosya sisteminde saklandığını varsayabiliriz. Çizgi analitiğini çalıştırmak için bu veri üzerinde bu diskten bir dizi işleyici makinenin hafızasına yüklendiğini düşünüyoruz. Ondan sonra hafızada çizginin işlendiğini ve sonuçların tekrar diske yazıldığını düşünüyoruz. Tabii ki bu işleme sırasında, yani hafızadaki işleme sırasında birden fazla makine varsa bu makineler arasında mutlaka bir iletişim olacaktır. Ve o iletişimi ne kadar azaltabilirsek ölçeklenebilirliğimiz de o kadar iyi olacaktır. Bakacağız farklı işleme sistemlerine, bu işlemi yaptıklarına. Tipik olarak bu bir çevrim dışı süreç. Yani benim bugün anlatacağım çevrim dışı süreç. Aslında benim araştırma alanlarından bir tanesi de Stream Processing Systems dediğimiz veri kadarı işleme sistemleri, yani gerçek zamanlı işleme. O yüzden bu ayrımı belki özellikle yapmak gereği hissediyorum. Bu da çevrim dışı işleme üzerinde konuşacağız. Peki, birkaç farklı yöntemden bahsedeceğim. Aslında üç farklı yöntemden bahsedeceğim bugün. İki tanesini bu slide'da görüyorsunuz. Bir tanesi sık sık duyduğumuz, yani son iki günde de çok sık duyduğumuz Apache Hadoop, daha doğrusu yani daha temelinde MapReduce dediğimiz framework. MapReduce ile çizgileri işleyebiliriz. Biraz ondan bahsedeceğiz. Daha sonra düğüm programlama denen bir dağıtık işleme tekniği var. Düğüm çalan var mı Vertex programı? Yok. Çok güzel. Demek ki yeni bir şey öğreneceğiz. Daha sonra da Spark üstünde bunu nasıl yapabiliriz diye baktık. Spark'ta sık sık duyduk, Hadoop ölüyor dedik, Spark geliyor dedik. Spark'tan kendisinden belki o kadar çok bahsetmeyeceğim ama Spark'ın üstüne kurulu olan GraphX diye bir sistem var. Yani Spark'taki temel mantık olarak çizgi analitikleri yapmanızı sağlıyor. Ondan biraz bahsedeceğiz ama GraphX'e geçmeden önce bu ikisini anlatmak istiyorum ve önce Hadoop'la başlayalım, önce MapReduce'la başlayalım. MapReduce'un ne olduğunu genel olarak biliyoruz diye kabul ediyorum ama en basitinden belki bir refresher alırsam fayda edecek. MapReduce dediğimiz şey, eğer elimizdeki analitik ya da yapmak istediğimiz görev bir map ve bir reduce, yani bir bu iki fonksiyon tarafından ifade edilebiliyorsa bunu gayet ölçeklenebilir bir şekilde bu resimde gösterdiği gibi paralize etmek mümkün. Map dediğimiz şey bir tane eleman alıyor, x diyelim ve her bir elemandan bir dizi anahtar ve değer ikilisi üretiyor. Yani hiç üretmeyebilir, bir tane de üretebilir, birden çok üretebilir. Reduce dediğimiz şey ne yapıyor? Bu da input olarak nasıl diyelim, bir key alıyor ve bir dizi değer alıyor. Ve bu da sonuç olarak gene 0 ya da daha fazla key value üretebiliyor. Eğer bu iki fonksiyonu kullanarak yapmak istediğimiz işi ifade edebilirsek o zaman
MapReduce dediğimiz sistem bunu paralelize edebiliyor. Nasıl paralelize ediyor? Bu mapleri alıyor, farklı makinelere dağıtıyor. Zaten altta dağıtık dosya sistemi gibi bir şey kullanıyorsan her bir sanki yani kendi lokal disininden tutuyormuş gibi olabiliyor. Bu maplerin ürettiği anahtar değer yapıları bu anahtar üzerinden gruplanıyor. Yani şuradaki key dediğimiz şey üzerinden gruplanıyor. Dolayısıyla reducer'a aynı key değerine sahip olan, K desek daha doğru olurdu. Aynı anahtar değerine sahip olan bir dizi değer geliyor. Ve de reduce ile o değerleri indirgeyebiliyorsunuz. Bu aslında hiç yeni bir şey değil. Çok eskiden olan bir şey. Çok çok eskiden beri bağlı olan bir şey. İlk listin çıktığı zamanlardan beri bilinen bir şey. Ama tabii bunu dağıtık sistemlere uygulamak, hataya dayanıklı bir altyapı oluşturmak. Yani bunu binlerce makine üstünde çalıştırdığınız zaman bu makinelerden bazıları siz işlem yaparken göçebilir. Ama reduce sistemlerinin bir güzel özelliği öyle bir şey olsa bile bu sizin işleminizi pek etkilemiyor. Onun için bir takım farklı teknikler kullanılıyor. Ama belki de burada en çok benim bahsetmek istediğim şu aradaki kısma biz shuffle diyoruz. Bu shuffle kısmında ne oluyor? Maplerin, mapperların ürettiği anahtar değerler anahtarlar üzerinden gruplanıp aynı yere gidiyor. Yani bir anahtar mesela 5 değerindeki bir anahtar varsa bütün 5 anahtarına sahip olanlar tek bir reducer'a gitmek durumunda. Yani gruplanıyorlar. Aslında bakarsanız burada bir bu aslında yani büyük bir sort makinesi diye düşünebilirsiniz. Yani MapReduce dediğimiz sistem aslında bir bakıma büyük bir sort makinesi. Zaten sanırım geçmişti bir önceki konuşmada. Terra sort benchmarklarına baktığınız zaman Hadoop sistemlerini falan da görebiliyorsunuz. Çünkü temelde yaptığı şey map'ten çıkanları burada sıralamak, sort etmek. Sonra shuffle ettikten sonra da merge sort yapmak. Yani aslında temel işlemler hep sıralamayla alakalı. Evet, bazen elimizdeki iş böyle çok basit bir şekilde bir tane map ve bir tane reduce, yani bunların Türkçeleri sanırım eşle ve indirge, birer tane eşle ve indirge operasyonu ile ifade edilemeyebilir. O zaman insanlar ne yapıyorlar? Sadece bir tane map reduce yerine birçok yazıyorlar. Yani bir tanesi işini yapıyor, ondan sonra ikinciye bağlıyorsunuz, üçüncüye bağlıyorsunuz, dördüncüye bağlıyorsunuz. Bazen iteratif olabiliyor. Bir tane onun örneğini de göreceğiz. Mesela PageRank compute ederken bir MapReduce çalıştırıyorsunuz. Onun çıktısı bir sonraki MapReduce'un girdisi oluyor ve bu şekilde belki sınırlı sayıda ya da bir hani convergence dediğimiz olay gerçekleşene kadar devam edebiliyor. Peki çizgi verisi için Hadoop'u kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz ama çok da iyi olmuyor çünkü biraz kafa karıştırıyor. Örnekler göstereceğim. Şurada bir paper var. Slide'ların altına bazılarının altlarına paper'lar koymaya çalıştım. Anlattığım materyallerin bir kısmı bu paper'lardan geliyor olabilir. Konuyla ilgili olduğu için bu paper'lara bakmak isteyebilirsiniz. Mesela bu paper'da, burada aşağıda bahsettiğim paper'da MapReduce kullanarak farklı çizgi algoritmalarını nasıl gerçekleştiririzden bahsediyor. Ben örnek vermek istiyorum çünkü örnekle bazı şeyler daha kolay anlaşılıyor. Yani mesela diyelim ki elimizde bir yönlü bir çizgi var ve çok basit bir iş yapmak istiyoruz. Nedir o? Alt degree computation dediği her bir düğümün dışa doğru çıkan kaç tane bağlantısı var diye hesaplamak istiyoruz. Yani dolayısıyla bizim girdi verimiz ne? Edge'ler, şeyler, bağlantılar. Nereden geldiği, hangi düğümden geldiği ve hangi düğüme gittiği. Yani 3, 5, 7, 8, 9, 10. Arada bir yönlü bir tane bağlantı var gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki ben dışa doğru çıkan düğümlerin sayısını hesaplamak istiyoruz. Sonuçta basit bir hesaplama. Bu veri, girdi verim nereden nereye gittiği dağıtık dosya sisteminde duruyor. Çok basit bir formda duruyor değil mi? İndekslenmemiş. Hani veri tabanlarıyla büyük veri sistemlerin arasındaki en büyük farklardan bir tanesi de bu. Veri tabanı sistemlerinde veri tabanına tablolara koyarken indeksliyorsunuz. Yani primary key dediğimiz şeyi belirlediğiniz zaman zaten B3 ile o indekslenmiş oluyor. Dolayısıyla insertion dediğimiz veri tabanına veriyi koyma oldukça çok zaman alıyor. Bu büyük veri sistemlerinde ise veriyi yani dump etmek dedikleri veriyi dağıtık dosya sistemine atıyorsunuz çok basit bir şekilde ve herhangi bir şekilde indekslenmemiş bir halde.
Ya bu veriyi okuyoruz. Çok basit iki tane MapReduce yazabiliriz, değil mi? Map operasyonumuz ne yapıyor? Her bir bağlantıyı alıyor ve bir anahtar değer üretiyor. Her birinden bir tane üretiyor. From vertex, yani soldaki düğüm anahtar oluyor, düğümün değeri. Değer de, yandaki değer de 1 oluyor. Yani ne bileyim, çok basit bir tane çizersek. Mesela şunu düşünelim, 2 ile 3 arasında bir bağlantı var, dolayısıyla dışa giden bir bağlantı. Mapper'ımız bunu input olarak alıyor, dışarıya 2,1 veriyor. Bu vertex, bu da 1, sabit. 2 ile 4'ü alıyor. Burası 2, dışarıya yine 2,1 veriyor. Mesela 1 ile 2'yi alıyor. Dışarıya 1 ve 1 veriyor. Yani bu taraftakiler her zaman from vertex'ler. Burası da sabit hep 1. Yani bu kadar basit bir map operasyonumuz var. Sonra reducer dediğimiz şey ne yapıyor? Burada anlatmıştım. Reducer'da yani key'ye aynı olanlar hep gruplanıyor. Mesela şu ikisi gruplanıyor. Reducer'a geldiği zaman bu şöyle geliyor. Key olarak 2 var. Value olarak da 1 ve 1 var. Dolayısıyla reducer'ımız çok basit bir reducer. Tek yaptığı şey değerleri toplamak. Bakarsak buraya ne demişiz? Pardon. Reducer key olarak vertex'i alıyor. Değerler olarak birler alıyor. Ve sonuç olarak ürettiği de bunları toplamak. Dolayısıyla buradan ne çıkıyor mesela? 2,2 çıkıyor. Yani bu ne demek? İkinci vertex'in alt degree'si 2. İkinci vertex'in alt degree'si 2. Bu kadar basit. Ve bunu tabii ki çok büyük ölçekte yapabiliyor. Çizginiz çok büyükse bunu birden fazla makineye dağıtıyor. Ve bu hesaplamaları yapıyor. Peki degree computation yapmak istersem, yani sadece dışa doğru bakan bağlantılar değil de hem dışa bakan hem de içe bakan bağlantıları hesaplamak istersem ne yapacağım? Aslında size sorayım. Çok ufak bir değişiklik yapmam gerekecek. Cevap vermek isteyen var mı? Mapper'ı iki tane çevirebilir miyiz? Üretebiliyor, evet. Bu da dediğimiz gibi hani set olduğu için birden fazla üretebiliyor. Yani şöyle, iki birden iki ile ileride üç bir üretebilir. Evet, doğru. Yani mapper'ımızda ufak bir değişiklik yapacağız. Sadece from vertex'ten bire değil, aynı zamanda to vertex'ten bire de üretecek. Birden fazla üretebildiği için. Reducer'ımızı değiştirmemize gerek var mı? Evet. Yok. Aynı reducer'ı tutacağız. Ve çok basit bir şekilde bize hem yani toplam verisini verecek. Şimdilik her şey çok basit gidiyor, çok kolay gidiyor. Ama azıcık daha böyle biraz karmaşık bir şey yapmaya çalışınca bu sefer işler biraz karışacak. Mesela hani bir de amacımız sadece bir bu işi yapmak değil, bu işi hızlı yapmak istiyoruz değil mi? Yani ölçeklenebilir yapmak istiyoruz, o zaten MapReduce'un kendisinden geliyor. Ama mümkünse minimum sayıda MapReduce işi yaparak sonuçlandırmak istiyoruz. Şimdi bir soru. Sanırım ben yanlış bir şey basıyorum. Arası da oluyor. Screen saver çalışıyor. Öyle mi? Evet. Yalnız sanırım ben şu tuşlarla sınırlarım. Evet, pardon. Şimdi tamam, biraz daha karmaşık bir şey yapalım. Ne yapalım? Hedefimiz şu olsun. Her bir bağlantı için mesela UV, yani UV dediğimiz şu işte. U'dan V'ye bir bağlantı var. Yazın biraz kötü olduğu için. U'dan V'ye bir bağlantı var. Ben bu bağlantı için hem U için hem de V için degree'lerimi yanına yazmak istiyorum. Yani mesela bu benim girdi verim de şöyle gözüküyor. U'dan V'ye bir edge olarak gözüküyor. Ben bunu şuna çevirmek istiyorum. U var, V var, U'nun derecesi var, V'nin derecesi var. Yani her bir düğümün yanına derecelerini eklemek istiyorum. Ve bunu mümkünse etkin bir şekilde yapmak istiyorum. Fazla operasyon yapmadan yapmak istiyorum. Burada göstereceğim örneğini. Yani önce bu MapReduce ile ilgili çok da sevmediğim bir şey. Yani mapper'ları ve reducer'ları görsel olarak anlatmak bazen biraz zor olabiliyor. Burada iki tane MapReduce işi kullanacağız. Yani
Tek bir tane değil, iki tane. Önce birini çalıştıracağız, sonra o bitince ikincisini çalıştıracağız. İlk map operasyonumuzda şunu yapıyoruz. Her bir bağlantı için, mesela burada Fred'den katılan bir bağlantı var. Her bir bağlantı için değer olarak bağlantının kendisi, değer olarak bağlantının kendisi, anahtar olarak da düğümler olan iki tane anahtar değer üretiyoruz. Mesela buradan Fred'le bağlantının kendisi, Ethel'la bağlantının kendisi. Bunun için de aynısını yapıyorum. Fred'le bağlantının kendisi, Ricky'le bağlantının kendisi. Bu benim map phase'im. Sonra reduce phase'inde key'leri aynı olanlar, mesela Fred, key'leri aynı olanlar bir araya geliyor. Burada örnek vermiş, tüm Fred'ler bir araya gelmiş. Peki reducer ne yapıyor? Tüm Fred'ler bir araya geldiyse, Fred'in degree'sini biliyor değil mi? Mesela 4 tane Fred bir araya geldiyse, Fred'in degree'si 4. O zaman Fred gördüğü yerlere 4'ü yerleştiriyor. Mesela şu ilk ikisinde Fred ilk düğüm olduğu için buraya 4 yazıyor. Mesela bu üçüncüsünde Fred ikinci düğüm olduğu için buraya 4 yazıyor. Dördüncüsünde de Fred ilkinde ilk düğüm olduğu için buraya 4 yazıyor. Ne olmuş oluyor? Bir tarafını yapmış olduk. Yani bazılarında bu boş, bazılarında bu boş. Şimdi bir tane daha MapReduce'e ihtiyacımız olacak. Tahmin etmek isteyen var mı? Bir sonraki MapReduce nasıl bir şey olacak? Bunları birleştirmesi lazım değil mi? Yani söyleyeyim sonra daha geniş bir örnek daha yapacağız. İkinci MapReduce işimiz şu şekilde. Hiç değiştirmeyeceğiz map'te. Identity map dediğimiz şey. Aynen olduğu gibi kalacak. Reduce'de ise anahtarları geri gelirsek şurada anahtar olarak neyi kullandık? Anahtar olarak şu kısmı kullanıyoruz. Yani düğümün kendisini kullanıyoruz. Değer olarak da düğümün kendisi ve debriği yerleştirilmiş. İkinci MapReduce işimizde map kısmında hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Identity map deniyor. Hiçbir operasyon yapmıyor. Reduce kısmında ise değerleri, anahtar değerleri aynı olanları merge ediyoruz. Mesela Fred Little'dan iki tane geliyor. Bir tanesinde Fred'in degree'si doldurulmuş, diğerinde Little'ın degree'si doldurulmuş. Niye? Çünkü ilk step'te ben bunlardan ikişer tane üretmiştim ya. O yüzden dolayı tek yapmam gereken bunları birbirine birleştirmek. Mesela burada daha geniş örneğini koydum. Daha basit olsun diye, daha basit anlaşılsın diye. Evet. Bağlantılarım burada. Her bir bağlantı için ikişer tane ürettim. AB için A'dan AB'ye, B'den AB'ye ürettim. Koyu olanlar açık olan diye alt değişiyor ki kolay anlaşılsın diye. Ne olacak? Bu map'ten sonra reduce phase'ine geldiğim zaman bunlar sort edilecek dedim ya. Map reduce dediğimiz şey aslında büyük bir sort makinesi. Bunlar sort edilecek. Tüm A'lar bir araya gelecek. Mesela tüm A'lar bir araya geldi. AB'nin ilki A olduğu için buraya degree'sini yazdım. Burada ilki A olduğu için degree'sini yazdım. Burada ikincisi A olduğu için degree'sini buraya yazdım. Bu şekilde üreteceğim. Sonra ne yapacağım? İkinci MapReduce işine geçeceğim. Map 2 dediğimiz şey, hani identity dedik ya hiçbir şey yapmayacak. Dolayısıyla bir önceki step'te şunlar, bir sonrakinin reduce'una gelecek. Sort edilmiş şekilde. Şöyle gelecek işte. AB. Bunun bu tarafı boş, bunun bu tarafı boş. Sonra onları birleştirdiğim zaman kelime istediğim şey geçecek. Bu örneği niye verdim? Yani aslında çok zor bir örnek değil. Ama şunu söylemek istedim. Bu kadar basit bir işlem, değil mi yani? Bunun derecesi ve beynin derecesini koymak kadar basit bir işlem. Biraz beyin jimnastiği gerektiriyor. MapReduce ile yapmaya çalıştığınız zaman. Şimdi başka bir soru var mı? Evet. Yani şimdi MFD üstünde o zaman bu algoritmalar dedekinin o metodik bütün algoritmaları çalıştırırken de bütün adımları o algoritmana bu şekilde... Tabii, mapler ve MapReduce'lar. Mesela şimdi başka bir örnek göreceğiz. PageRank dediğimiz şeyi anlatacağım. PageRank nedir? Ve MapReduce'da nasıl onu gerçekleştirebiliriz? Gene bakacağız ki gene evet bu şekilde. Yani zaten onu demek istiyorum. Hep böyle bir farklı düşünme gerektiriyor. Yani hani klasik, biz klasik, çizgi algoritması nasıl gerçekleştiririz. Zaten elimizde şey vardır, her bir vertex için tüm neighbor'lar vardır. Yani bizim komşuluk listesi dediğimiz bir formattadır hafızada. Dolayısıyla herhangi bir düğüm verildiği zaman ben onu tüm komşuların üstünden geçerim. D
digrisinin derecesini hesaplarım. Son derece kolay. Ama bu dünyada farklı düşünmek zorundasınız. Ama niye farklı düşünmek zorundasınız? Çünkü ölçeklenebilirlik gelecek. Eğer bu şekilde sokabilirsen algoritmanı, o zaman en tane makine üstünde en kat hızlı çalıştırabileceksin. Ama gene aynı noktaya değinmek istiyorum. En makinede en kat hızlı çalışabilir ama tek makine kullandığın zaman, yani 2-3 makine kullandığın zaman senin o klasik algoritmanın daha iyi çalışmayacak. Tamam, şimdi PageRank'e bakalım biraz. PageRank'i zaten hepiniz parmakları kaldırdığınıza göre ne olduğunu biliyoruz. PageRank, Random Search Model diye bir şey var. Bunu basitçe şöyle anlatayım. Bilgisayarın başında veri gezen bir kullanıcı olduğunu düşünün. Bu kullanıcı önce rastgele bir sayfadan başlıyor. Tamam mı? Rastgele bir sayfadan başlıyor. Ondan sonra D probabilitesiyle, yani D ihtimaliyle o sayfadan dışarı çıkan bağlantılardan bir tanesini takip edip başka bir sayfaya geçiyor. Bilmiyorum. Ben mesela çok sık yaparım. Belki siz de yaparsınız da Wikipedia'da bir yerden başlarsınız. Oradan bir linke. Sonra bir saat sonra bir bakmışsınız. Çok alakasız konuya gelmişsiniz. Yani buraya nereden geldin, nasıl geldin diye düşünüyorsunuz. Random Surfer modeli, rastgele surf eden kişi modeli bu. Rastgele bir sayfadan başlıyor. D ihtimalle o sayfanın dışarı olan bağlantılardan bir tanesini takip edip başka bir sayfaya gidiyor. Ama bir eksi D ihtimalle de canı sıkılıyor o konuda. Tekrar rastgele bir sayfaya geçiyor. Şimdi PageRank dediğimiz şey bu mantıkla sayfaları gezen bir kişinin her bir sayfa için o sayfada bulunma ihtimali. Ona PageRank diyoruz. Burada ufak bir formül var. PI dediğimiz şey bir sayfanın PageRank değeri olsun. Büyük N de toplam sayfa sayısı olsun. O zaman I düğümünün PageRank değeri 1 eksi D bölü N artı D çarpı, o kısmı kolay. 1 bölü N zaten rastgele o sayfaya atlama ihtimali. 1 eksi D bölü N. D çarpı ona doğru bağlantı veren tüm sayfaların her biri için o sayfanın PageRank'i bölü o sayfanın dışarı olan derecesi, LC dediğimiz. Yani bunu çizersek şöyle. Şu U olsun. Şurada V olsun. Şurada W olsun. Sadece şu kısmını anlatmak istiyorum. Ya bu kısmı ne? Yani buraya random gelebilirim. Orası zaten şu kısmı. Ya da şunlardan birinde olabilirim. Değil mi? U ya da V ya da W'de olabilirim. Oradan buraya atlamış olabilir. Ama tabii ki buradan buraya atlarken burada başka possibility'ler de var, değil mi? Burası işte LV, L'nin digrisi, dış digrisi. Şurada da başka imkanlar olabilir. Bu da W'nun dış derecesi. Dolayısıyla şurada olma ihtimali bölü 3 buraya gelmem, değil mi? Buraya buradan gelmem, burada olma ihtimalim bölü diyelim 4. Değil mi? Böyle bir yine öz yenilemeli bir tanım. Niye öz yenilemeli? Çünkü PI'ler PC'lere dayanıyor. PC'ler yine dönüp dolaşıp tekrar PI'ye dayanabilir. Aslında çok basit bir formül. Rastgele U'ya atlama ihtimalim artı buralarda olma ihtimalim ama oradan buraya gelmem. Dolayısıyla alt digrisine, yani dışa dönük bağlantı sayısına bölüyoruz. Var mı burada bir soru? Bunu nasıl hesaplıyoruz? Bunun farklı hesaplama şekilleri var. Matrix operasyonlar içerisinden de ifade edilebilir. Ama benim buradaki amacım PageRank'i MapReduce ile gerçekleştirmek. Bunu MapReduce ile gerçekleştirmek mümkün. Şöyle sileyim. Şöyle yapıyoruz. İteratif, tekrarlamalı olarak bunu hesaplayacağız. Şöyle yapacağız. En başta her bir düğümün PageRank değerinin 1 bölü n olduğunu düşüneceğiz. Ondan sonra şu yukarıdaki formülü kullanarak bir sonraki iterasyon için, bir sonraki tekrar için tüm değerleri hesaplayacağız. Sonra bunu tekrar edeceğiz. Bunu sınırlı sayıda da tekrar edebilirsiniz. Ya da convergence dediğimiz, hani değerler artık değişmiyorsa durdurabilirsiniz. Şimdi ben bunu PageRank, yani şeyle, MapReduce ile nasıl yapacağımızı göstereceğim. Tek bir iterasyonu göstereceğim çünkü bütün iterasyonlar birbirinin aynı. Yani aynı MapReduce işini tekrar çalıştırıyoruz.
verimiz şu formatta, yani şimdi şöyle diyeyim, net verimiz olacak ya, bunun A kutunu tekrar, bunun çıktısını tekrar girdi olarak net'e vereceğim. Dolayısıyla tüm girdilerim ve çıktılarım, yani şuradaki formatla, şuradaki formatın aynı olması lazım. Ve formatım da bu. Ben size formatı kısaca anlatayım. Format şu, anahtar olarak düğümün ismi var, yani A var, B var, C var, D var. Bunlar anahtarlar. Şu işaretli anahtarla değeri ayırıyorum. Değer olarak da page değeri virgül komşuluk listesi. Komşuluk listesi dışarıya doğru komşuluk listesi. Bu maalesef bu renkler iyi gözükmediği için burada çok iyi anlaşılmayabilir. Mesela A'nın dışarı doğru komşuluk listesi ne? Dışarı bakan B ve C. İşte B'nin dışarı doğru komşuluk listesi ne? Sadece D. C'nin dışarı doğru komşuluk listesine B'ye gidebilir, D'ye gidebilir, B ve D. D'nin dışarı doğru komşuluk listesine sadece A. Şimdi bu format benim girdi formatım. Tek bir iterasyon metodüs yaptıktan sonra çıktı formatım da aynen bu olacak. Tek fark şu olacak, şu değerleri bir iterasyon ileri almış olacağım. Yani bir yenileme ileri almış olacağım. Tamam mı? İlk başta nasıl başlayacağım? İlk başta herkes bir bölü ermiş gibi başlayacak. Yani öyle başlayacağım. Ondan sonra her iterasyonda onlar gerçek PageRank değerlerine doğru yakınlaşacak. Map phase şöyle oluyor. Önce her bir, hatırlarsanız ne yapacağım map'te? Her bir işin içine işlem yapacağım. Hatırlayın map'i. Anahtar ve değer alıyor. Çıktı olarak da bir dizi anahtar ve değer üretebiliyor. Yani anahtar ve değer de alabilir, tek bir item de alabilir. Yani burada anahtar değer alacak ve çıktı olarak bir dizi anahtar ve değer üretecek. Bakalım. Şöyle yapıyoruz. Her biri için önce kendisini aynen koyuyoruz. Kendisini niye aynen koyuyorum? Çünkü çıktı olarak yine bir ihtiyacım olacak aynı formatta veriye. Dolayısıyla kendisini aynen koyuyorum. Sonra dışa dönük her bir düğüm için bunun A'nın PageRank değerini B ve C'ye dağıtıyorum. Hatırlarsanız şuradaki formülü dağıtıyorduk değil mi? Bunun PageRank değeri bölü out degrees. Burada da tam olarak onu yapıyoruz. Önce kendisini yazdım. Sonra şu değerin çok bir önemi yok. Sonra bu PageRank'i B'ye ve C'ye dağıttım. İki tane olduğu için DRA bölü 2, DRA bölü 2. Aynısını diğerlerine de yaptım. Burada tek bir tane var. Dolayısıyla hepsini verdim. C'nin iki tane dış komşusu var. İkiye böldüm. D'nin bir tane dış komşusu var. Yine kendisini verdim. Tamam mıyız? Sonra ne olacak hatırlarsanız Reduce'da? Reduce'da anahtar değerleri aynı olanlar tek bir yere toplanacak. Yapalım onu da. Şurada tek yaptığım aynı değerleri olanları bir araya koymak. Mesela A buradan geldi, A buradan geldi. Burada birleştiler. B buradan geldi, B buradan geldi. Bir tane de B burada var. Burada birleştiler. Tamam mı? Şimdi ne yapacağımızı göstereceğim. Tek bir tanesi için göstereceğim. Çünkü diğerleri için aynı. Mesela B için yapalım. B için ne geldi? Önce kendisi geldi. Yani ta şuradan birebir aynısı geldi. Ona dokunmayacağım. Onun şu kısmına ihtiyacım var. Sonra bunlar ne? Diğerlerinin bana yolladığı değerler. Mesela şuradakinden düşünürseniz buradan gelen ve buradan gelen. Değil mi? Tek yapmam gereken şunları toplamak. Bunları toplayıp D ile çarpacağım. Zaten 1 eksi D bölü N de sabit. Bu basit hesaplamayı yaptığım zaman şunları toplayıp D ile çarpıp 1 eksi D bölü N'i eklediğim zaman elime ne gelecek? D'nin yeni PageRank değeri. Dolayısıyla tek yapmam gereken şu PageRank'i yenisiyle değiştirip output olarak bunu koymak. Ne yapmış oldum? Tek bir iterasyon yapmış oldum. Ondan sonra bunu 20 defa tekrarlayacağım, 30 defa tekrarlayacağım. Ve bunu tekrarlarken her bir MapReduce işi paralel bir şekilde bir ben çok makinenin üstünde çalışacak. Var mı sorusu olan? Mantıklı mı? Değerlerin ilk değerleri... 1 bölü N. N kaçtı? Kaç tane düğümümüz varsa? 4. Değil mi? 4. Burada ben gerçek değerler koymadım. Yani 4 olacak. Bu eni saydırıyor muyuz peki? Yani ilk başta eni... Tabii eni saydırıyor. Nasıl saydırıyor musun? Gene aynı şey. Gene aynı şey gibi. MapReduce'da hepsine 1 koyarsın. Değil mi? Yani her şey için
yani ne olacak? Her bir bağlantı için bağlantının içindeki düğümler ve yanına bir koyacaksın. Ya bir koymana da gerek yok. Herhangi bir şey koyabilirsin. Sonra bir üstte hepsi bir araya gelecek ama hepsi yani tek bir sabit değer koyacaksın. Hepsi bir araya gelecek ve üstte toplayacaksın. Yani her tüm değerlerin aynı yere gitmesini istiyorsun. Ondan sonra toplayacaksın. Hepsinin ikiyi bir olur. Yok ya o iş başka bir iş. O iş başka bir iş. Yani o çok önemli değil. Burada şeyim o değil yani. Hep o değil ama saydırabilirsin. Yani dağıtık saydırma saydırabilirsin. N'i biliyorsan burada ben tek bir iterasyonunu gösterdim. Yani hepsi 1 bölü n'den başladı. Şu tarif ettiğim şeyi bir defa yapınca bir sonraki page rank'leri elde edeceksin. Bir daha yapınca bir sonraki, bir daha yapınca bir sonraki. En sonunda o değerler çok değişmemeye başlayacak. Ya o değerlerin değişmesini takip edeceksin ya da bunu sabit sayıda yapan var. Yani immortal defile altını şey yapacaksın. Şimdi bunu başka şekilde de yapacağız. Zaman el verirse bunu başka şeyle değil, MapReduce ile değil, başka tekniklerle aynısını yapacağız. Var mı sorusu? Evet. Nereden başlıyorsunuz? Hangi noddan başlıyorsunuz? Bu paralel hepsi için yapıyoruz. Yani hepsi için yapıyoruz. Yani ben mesela şurada bu step'i hepsi için gösterdim. A için yaptım, B için yaptım, C için yaptım, D için yaptım. Reduce step'inde de sadece B'yi gösterdim ama şu operasyonun aynısı A için, C için ve D için de yapılacak. Tabii bunların hepsi ayrı bir reducer'a, yani şöyle diyeyim. B değeri olanların hepsi aynı reducer'a gidecek. C değeri olanların hepsi aynı reducer'a gidecek. Dolayısıyla yapabileceğiz o operasyonu. Aslında bu güzel bir soru daha. Bir sonraki platformu gösterdiğim zaman orada asenkron işleme de olacak. Burada sıra önemli değil çünkü senkron işleme. Hepsi için yapıp sonra bir sonrakine geçiyorsunuz. Bu bir de asenkron yapılabiliyor. Yani asenkron derken o zaman sıra önemli. Yani birini update ediyorsunuz sonra diğerini update ederken o bir önce update ettiğinizin değerini kullanabilir. Ona asynchronous processing de deniliyor, ona geleceğim. O MapReduce'de yapılmıyor ama başka platformlarda yapılıyor. Evet. Bir de convergence garantisi var zaten değil mi? Böyle bir şey hatırlıyorum da. Yoksa var mı yok mu? Convergence garantisi var mı? Var. Var mı? Tabii ki çünkü şey. Tamam. Aygın vektörü yaklaşıyor şu anda. Hızlı da şey var. İkinci aygın vektörü arasındaki şey. Yani birle sorun ne kadar aralıklı olursa o kadar çok. Şimdi ikinci anlatmak istediğim bu düğüm programlama dediğimiz şey. Bu daha az bilinmiş bir şey ama bayağı ilginç bir teknik. Niye ilginç diyorum? Çünkü çizgi analitikleri yazarken kendinizi bir düğümün yerine koyacaksınız. Yani sanki her bir düğümü programlıyormuşsunuz gibi düşüneceksiniz. Aslında bu ilk başta çok saçma geliyor. Yani milyar tane düğümü olan çizgi için her bir düğüm programlanır mı diye sorabilirsiniz. Ama tabii ki bunu arka planda işletirken, çalıştırırken o şekilde çalıştırılmıyor. Ama programlama modeli olarak kendinizi bir düğüm gibi düşünüyorsunuz. Ve sanki her bir düğüm için ayrı bir bilgisayar çalışıyormuş gibi farz ediyorsunuz. Buna düğüm programlama deniyor. Şöyle çalışıyor bu. Yani örneklerle anlatacağım. Önce bir genel açıklamasını yapayım. Her bir düğümün kendi verisi var. Kendi tutmakta olduğu bir veri var. Yani graftaki her bir düğümün kendi datası, kendi verisi var. Formatı herhangi bir şey olabilir. Kendisi karar veriyor. Yani böyle class number variable deniyor ya programda. Öyle düşünebilirsiniz. Her vertex'in kendi bir durum bilgisi var. Super step'ler dediğimiz step'lerle ilerliyor. Çalışma, execution. Her bir super step'te her bir vertex kendi state'ini update ediyor. Ondan sonra da birbirlerine mesaj yolluyor. Şöyle oluyor yani. İlk başladım, mesajlar yolluyorum. İkinci super step'e geçiliyor. Bana bir takım mesajlar geliyor. O mesajları kullanarak kendi durumumu yeniliyorum. Sonra başkalarına mesaj yolluyorum. Sonra bir sonraki super step'e geçiliyor. Bana bir dizi mesajlar geliyor. O mesajları kullanarak kendi durumumu yeniliyorum. Sonra başkalarına mesaj yolluyorum. Ya bu şuna benziyor. Sanki her bir düğüm evinde oturan bir insanmış gibi kendi kafasında bir durumu var. Başkalarına posta yolluyor. Ondan sonra başkalarından da kendisine posta geliyor. Kendisi yine gelen postalarla kendi durumunu yeniliyor ve yeni postalar yolluyor. Einstein short step'e benziyor. Evet, aslında short step örneği göstereceğim. Eğer zaman yetişirse en sonunda göstereceğim. Ama benzer connected components yapacağız. Şimdi burada bu senkron bir şekilde oluyor. Yani nasıl senkron derken
Bu super step'te bir önceki super step'te size yollanan mesajları alıyorsunuz. Bir sonraki super step'e mesaj yolluyorsunuz. Karışmıyor ya. Yani kendi durumunuzu ancak size bir önceki super step'ten gelen mesajlarla update edebiliyorsunuz. Yolladığınız mesajlarda her zaman bir sonraki super step'e gidiyor. Tamam mı? Yani tekrar anlatayım. Yani bir super step sırasında size gelen mesajları alıyorsunuz, kendi durumunuzu yeniliyorsunuz ve başka mesajlar yolluyorsunuz. Tabii ki yollamak zorunda değilsiniz. Yollamayabilirsiniz. Hiç yapacak bir işiniz yoksa tamam ben daha bir şey yapmıyorum diyebilirsiniz. Bu olay ne zamana kadar devam ediyor? Hiç mesaj kalmayana kadar devam ediyor. Evet. API'den farklı ne? API'de de işte çeşitli nodlarımızı mesaj gönderiyoruz. API'den farklı şu diyebiliriz. Daha structured. Yani her şeyi yapamıyorsun. Şimdi API'de her şeyi yapabilirim. Evet. Değil mi? Her şeyi yapabildiğim için de herhangi bir MPI programını alıp paralelleştir, yani şey yapamam. Bu şekilde ölçeklenebilir bir şekilde paralelleştiremem. Niye? Çünkü içinde o MPI programını yazan programcının kafasında yapmış olduğu bir mantık, bir işlem, bir senkronizasyon olabilir. Ben bir middle layer olarak onu anlayıp paralelleştirmem zor olabilir. Yani bir bariyer konmuştur anlatılır bir yere. O zaman MPI'de bir şekilde restriktir. Evet, aynen öyle. Tabii tabii. Zaten bütün bu dağıtık işleme sistemlerine baktığımız zaman en temelinde şu vardır. Ben programcıyı nasıl bir sınırlara sokayım ki benim middleware'im bunu şey yapabilsin, optimize edebilsin, paralelleştirebilsin, çok makine üzerinde çalıştırabilsin. Mesela bunu nasıl paralelleştirebiliriz? Anlatayım kısaca. İlk başta gerek Google'dan pre-geld diye bir paper'dan çıkmıştı. MapReduce tabii Google'dan çıkmıştı. Google bir şey ortaya atıyor, sonra 3-5 sene sonra başkaları açık kaynaklısını yapıyor. Sonra Google başka bir şey değişiyor. Umarım daha iyi olsun. Şimdi bunu nasıl paralelleştirebiliriz? Aslında bu çok kolay paralelleştirilir. Düğünleri makinelere atayacağız. Nasıl atayacağız? En basitinden bir hashlemeyle atayabiliriz. Düğünleri farklı makinelere atayacağız. Her makine kendi içindeki düğünlerin düğün programını çalıştıracak. Ondan sonra aslında kritik şey basamak ne? Mesajların dağıtılması. Şimdi ne olacak? Her düğün başkalarına mesaj yollayabilir. O başkaları kendi makinesinde olmayabilir, başka bir makinede olabilir. Dolayısıyla makineler arası mesajları dağıtmanız gerekiyor. Yani mekanik olarak basit bir problem ama burada ilginç olan şu. Çoğu algoritmada mesajlar komşulara yollanıyor. O zaman ne yaparım? Komşu olanları mümkün olduğunca aynı makineye koyarım. Eğer komşu olanları mümkün olduğunca aynı makineye koyarsanız bu aradaki senkronizasyon basamağında daha az sayıda mesaj makineler arası gider gelir. Bu niye önemli? Çünkü makinenin içinde mesaj gidip gelmesi demek hafıza içerisinde bir kopyalama, hatta onu bile belki optimize edebilirsiniz. Ama makineler arası giriş geliş demek, işte serialize edeceksiniz, diğer tarafa yollayacaksınız, deserialize edeceksiniz. Yani daha masraflı yollayacaksınız. Facebook arkadaşı açılırken, bir hesap açarken kime arkadaş, ona göre götürüp o makine mesela. Olabilir. Evet. Yani graf bir çeşit graf partisi. Vertex'leri orada gruplarken bu defa o zaman click ödeklerinin halinde onları da düşünün. Ona göre mi? Evet, öyle, yani mesela öyle araştırma ödeklerine konuşuyor. Yani birbirine konuşuyor ama aslında konuşulur zayıf belki. Tabii yakın olan, yani şunu yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bir makineyi bir partition, graf partition olarak düşünürseniz partitionlar arasındaki edge'leri edge katını minimize edebilirsiniz. Şimdi edge kat minimize edebilirsiniz. Ama şu önemli yani. Ben tüm zamanımı bu vertexleri öyle bir güzel koyayım ki birbirleriyle hiç iletişim yapmasınlar diye harcarsanız ondan sonra gerçek algoritmayı belki çok hızlı çalıştırırsınız ama o bölme için çok fazla zaman harcamış olabilirsin. Yani orada bir şey var yani, ufak bir nokta var. Başka şeyler de var. Ben basitleştirilmiş olarak anlattım ama yani aggregation denen bir şey var yani global gibi bu tarz şeyler var. Ama burada önemli bir nokta daha var. Bunu belki söylemek lazım. Bu aslında MapReduce sistemlerinde de oluyor bu kadarıyla. Combiner diye bir şey var. Combiner denen şey şu. Ona şöyle belki tahtada göstereyim. Şu ismi yazırsan. Makineleri düşünün. Şöyle makineler vardır. Vertexleri dağıttık. Diyelim şurada bir vertex var. Bu vertex'e mesajlar kendi makinesi içinden de gelebilir, değil mi? Kendi makinesi dışından da gelebilir.
Mesela buradan da gelebilir. Yani daha çok kendi içinden geliyor mümkün olduğunca. Ama diyelim dışarıdan da geliyor, buradan da geliyor. Bu combiner dediğimiz şey, mesajları birleştirip indirgiyor. Aslında reducer'a benziyor. Eğer bir combiner fonksiyonu tanımlarsanız, buradan buraya iki mesaj gelmiyor da, bu iki mesajı önce combiner fonksiyonuyla combine ediyor, ondan sonra buraya tek bir tane yapıyor. Aynı şekilde, buradan diyelim üç mesaj gelecekti. Bu üç mesajı önce combiner'la birleştiriyor, sonra karşıya bir tane yapıyor. Bunu bir benzeri MapReduce sistemlerinde de var. Niye var? Hatırlarsanız, mapper'lar ne yapıyorlar? Anahtar değer üretiyorlar. Ondan sonra aynı anahtar olanlar aynı reducer'a gidiyor. Eğer bir combiner fonksiyonu uygulayabilirseniz, aynı mapper tarafından üretilmiş olan anahtar değer depolarını küçük bir değere indirgeyebilirsiniz. Yani diyelim benim hedefim max bulmak. Yani bana gelen reducer'ımda tüm bana gelen anahtarların değerleri arasında en büyüğünü bulacağım. O zaman combiner fonksiyonu olarak da max kullanabilirim. Dolayısıyla hani mapper'dan bana sürüyle değer geleceğine orada maksimumunu alır, bana tek bir tane verir. Bu yani önemli bir nokta. Performans açısından. Yani doğruluğu değiştirmeyecek. Şimdi bunu ben şeyle göstereceğim, yani kod veriyorum ama daha sonra nasıl işlediğini figür üstünde göreceğiz. Connected component ne? Undirected, yani yönü olmayan çizgiler için birbirlerinden ulaşılabilen düğümler grubu. Yani mesela görünüyor mu ama şu bir connected component, şu başka bir component. Evet, bağlı Türkçesini çıkartamam. Bağlı komponentler. Öğe diyebiliriz. Öğe. Bağlı öğeler. Şimdi bu ben size Vertex programı veriyorum. Biraz bakalım buna. Yani kod ama kolay anlaşılır bir kod. Birleşen. Evet. Birleşenler. Daha güzel bir sınav. CC'ye de ne yapıyoruz? İlk super step'te, yani super step'in aslında ben algoritmanın nasıl çalıştığını basitçe anlatayım. Herkes bir şey tutuyor. Duyduğu en yüksek değeri tutuyor. Her Vertex'in bir ID'si var. Farklı ID'ler. Diyelim şöyle yani. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 6 mesela. Herkes ilk başta kendi değerini biliyor. Yani 1, 1'i biliyor, 2, 2'yi biliyor, 3, 3'ü biliyor. Ondan sonra her şeyde, basamakta herkes komşularına o ana kadar duyduğu en yüksek değeri yolluyor. Ondan sonra size gelen mesajlar arasında en yükseğine bakıyorsunuz. Eğer yeni daha yüksek bir şey gördüyseniz onu tutuyorsunuz ve başkalarına da haber veriyorsunuz. Bu şekilde algoritma devam ediyor. Şimdi o mantıkla koda bakalım. Sprint'in super step'te herkesin bir ID'si var. Vertex ID dediğimiz. Kendi ürün değerini kendi ID'sine set ediyor. Ondan sonra tüm komşularına mesaj oluyor. Benim değerim bu diye. Diğer super step'lerde ne oluyor? Kendi değerine bakıyor. Yani şu an bildiği değere bakıyor. Sonra kendisine gelen tüm mesajlara bakıyor. Onların maksimumunu alıyor. Yani kendi şu anki değeriyle kendisine yollanan mesajlar içinde en büyük değeri alıyor. Şu kısım kritik. Ondan sonra eğer bir değişiklik olduysa, yani şu anda saklamakta olduğu düğüm değeriyle bulduğu maksimum arasında bir değişiklik varsa, o zaman hem kendi değeri o yeni değere set ediyor, hem de diğerlerine haber veriyor. Hey, ben daha büyük bir değer gördüm diye. Değil, çünkü bu da senkron bir şekilde ilerliyor. Şimdi göstereceğim. Yani dedim ya, mesajlar her zaman sana bir önceki step'ten gelebilir. Dolayısıyla bir karışma olmuyor. Bakalım. Hocam. Evet. Yani bunu çalıştırmak için graf yapısının, data yapısının yani neighbor'ları tutacak bir şekilde olmasının gerekiyor. Yoksa bir önce metrobüste biz sadece edge'lerden gitmiştik. Ama burada onun bütün komşularını bilmesi mi gerekiyor? Burada evet bilmesi gerekiyor ama yani programcı olarak sizin bilmeniz gerekmiyor. Yani veriyi sisteme yüklediğiniz zaman gene edge listesi olarak yüklüyorsunuz. O kendi içinde veriyi yapılandırıyor. Makinelere dağıtıyor vertexleri. Ama şeyleri tutması lazım. Neighbor'ları tutması lazım. Kendi iç onu hallediyor. Kendisi hallediyor. Ama bu da ilginç bir nokta. Niye? Çünkü yani böyle de geleceğim ama gerçek çizgilerde hani power graph dediğimiz güç dağılımı dediğimiz bir şey var. Onu da anlatacağım. Güç dağılımı dediğimiz zaman bazı düğümlerin çok fazla şeyi olabiliyor. Mesela Cemil Mas Twitter'da milyonlarca takipçisi var. Çok az sayıda böyle düğüm var ama
çok daha haklısı. O tarz düğümler bu tarz sistemler için problem yaratabiliyor. Skew dediğimiz problem yaratabiliyor. Şimdi burayı anladık. Şimdi örneğe bakalım. Maalesef şunlar biraz soluk çıkıyorlar ama 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. İlk başta böyle bir çizgiyle başladık. Sonra herkes komşularına kendi değerini yolladı. Mesela bu 3 buraya 3'ü yolladı. Bu 2 buraya 2'yi yolladı. Bu 1 buraya 1'i yolladı. Bu 0 buraya 0'ı yolladı. Bu 2 buraya, yani işte hepsini anlattım. Bu da buraya kendi ailesini yolladı. Ve sonuçta bunlar geçti elimize, değil mi? Şimdi bakıyoruz. Mesela 3'ü iyi gördüm. Mesaj olarak 0 geldi kendine. 3 mü büyük, 0 mı büyük? 3 büyük. Dolayısıyla bu hiçbir şey değişmedi. O yüzden bunu beyaz yazdım. Şuraya bakalım. Bu 0'dı. 1'i, 2 ve 3'ü gördü. Hangisi en büyük? 3 en büyük. Dolayısıyla kendini 3'e setetti. Bunu siyah yaptım çünkü burada bir değişiklik var, değil mi? Değişti. Bu neyi gördü? 0'ı ve 2'yi gördü. 1 mi büyük, 0 mu büyük, 2 mi büyük? 2 büyük. Kendisi önceden 1'di. Kendi değerini değiştirdi. Dolayısıyla onu da böyle siyah yazdım. Ondan sonra bu neyi gördü? 0 ve 1'i gördü. Ama 2 0 ve 1'den daha büyük. Dolayısıyla burada bir değişiklik yok. Aynı şekilde bu tarafı da yaptım. Bu 4'ü gördü. 5 4'ten zaten büyük bir değişiklik yok. 5 4'ten büyük. Dolayısıyla bu 5 oldu. Tamam mı? Şimdi bu siyah olanlar, yani siyah olanlar neyi temsil ediyor? Değişmiş olanlar. Değişmiş olanlar yeni değerlerini kendi komşularına yayacak. Yani değişmiş olan kim? Bu 3. 3 nereye yollayacak? Buraya yollayacak. Buraya yollayacak. Buraya yollayacak. 2 değişmişti. Nereye yollayacak? Buraya yollayacak. Buraya yollayacak. 4 5 olmuştu. Nereye yollayacak? Buraya yollayacak. Şimdi ne oluyor bakalım? Sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bu 2'yi gördü. 3 zaten 2'den büyük. Dolayısıyla değişmedi 3. Bu 3'ü gördü. 3 ile 3 zaten eşit. Değişmedi. Bunu da beyaz yazdım. 2 2 ile 3'ü gördü. 3 2'den büyük. Değişti. 3 oldu. Onu da siyah yazdım. 2 3'ü gördü. 3 2'den büyük. Değişti. Onu da siyah yazdım. Burada bir değişiklik olmadı. Niye? 5 5 eşit olduğu için değişiklik olmadı. Bu taraf aslında bakarsanız bitti. Buraya bakarsak ne oluyor? Değişmiş olanlar bunlar. Dolayısıyla diğerleri hiçbir işlem yapmayacak. Sadece değişmiş olanlar yollayacak. 3 buraya ve buraya yollayacak. Buradaki 3 de buraya ve buraya yollayacak. Hiçbir şey değişmedi. Herkes 3 bir sonraki stepte duracak. Daha yeni mesaj gitmeyecek. Ne yapmış olduk? Dağıtık olarak connected components bulmuş olduk. Yani aslında nasıl bulduk? Aynı connected component'a ait olanların ID'si aynı olmuş oldu. Yani bu birleşik... Ondan şey yok. Hiç mi görünmüyor? Ok yok. Bu undirected. Yani şöyle. Ben bile göremiyorum. Bu bir tanesi. Diğeri de şöyle. Değerleri de yazayım. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En sonunda ne olmuş oldu? Aynı şeye ait olanlar. Yani şunların hepsi 3 olmuş oldu. Şunların hepsi 5 olmuş oldu. Yani kendi grubundaki en büyük ID'ye geldi. Buyurun hocam. Her basamakta bütün komşulara göndermektense sadece kendi partition'ında modunda olan komşulara gönderse o durduğu zaman communication'ı ara fazlarda yapsa daha iyi olmaz mıydı? Çünkü her seferinde komünikasyon yapıyor. Mesajlar video geliyor tüm makinelerde ama herkes lokal olarak bunu çalıştırırsa aynı sonucu elde edilir mi? Yani lokal çalıştırdı, bir dengeye ulaştı, sonra komünikasyon yapacak. Yani bu şeyde olur, connected components'da olur. Genel ama her ağır yapmada olur mu? Şu an söyleyemiyorum. Pekçerke bakalım. Partition bilgisinin de, yani sadece vertex, yani böyle bir mantık, sadece vertex programlama değil de vertex ve kendi modunu çalışırsan çok avlandı herhalde. Daha iyi çalışıyor. Yok, aslında o tarz bir yapıda biliyorum. Yani var mı bu işte?
programlama modelini değiştirmek gerekiyor biraz. Şimdi ilginç olan şu, yani az önce algoritma bu kadardı. Bu connected components oldukça basit bir şey. Şimdi PageRank yapacağız. Algoritma diye gene o kadar kolay. Aslında yani hani sizi korkutmasın, çok kolay anlaşılabilecek bir algoritma. İlk başta herkesin PageRank'i 1/n onu göstermedim. Birinci step'te ne yapıyoruz? Herhangi bir step'te ne yapıyoruz? Son şey hariç, diyelim 30 tane iteration yapacağım, sabit sayıda. 30. step'i saymazsam, her bir step'te ne yapıyorum? Kendime gelen mesajlar, başkalarının bana dağıtmak istedikleri PageRank değerleri. Onları topluyorum, yani hatırlarsınız şurada ne yapıyordum? Şunları topluyorum. V'nin bana dağıtmak istediği PageRank değeri, W'nin bana dağıtmak istediği PageRank değeri, onları topluyorum. Yani bana gelen mesajlardaki PageRank değerlerini topluyorum. Ondan sonra kendi PageRank değerimi, işte D burada 0.15'miş, işte ya da 1 D0.85'miş, 1-D^(Number of Words)+D^ bana geldiğim toplamı. Sonra ne yapıyorum? Eğer sona gelmediysem, 30 tane iterasyon yapmadıysam, kendi PageRank değerimi diğerlerine dağıtıyorum. Ama dağıtırken ne yapıyorum? N'e bölüyorum. Out degree sayı. Yani kendi PageRank değerimi kaç tane dışa bakan bağlantım varsa ona bölüp diğerlerine dağıtıyorum. Diğerleri de bir sonraki super step'te onları toplayıp yeni PageRank değerlerini hesaplıyorum. Anlaşıldı mı bu? Garip mi? Sayılar mı? Onlar D ve B eksi D vardı ya. 1 eksi D, bu klasik değerler bunlar. Yani mesela Wikipedia'ya gidip PageRank'i okursanız işte der ki D0.85 1-D^(0.85). Şimdi bakarsak bu toplamaya 1-D^(Number of Words)+D^ diğerlerinin bana dağıttıkları. Yani bana link verenlerin bana dağıttıkları PageRank değeri. Sonra da bir sonraki step içinde ben kendi PageRank değerimi benim neighborlarıma dağıtıyorum. N'e bölüyorum. A tipliğime bölüp dağıtıyorum. Yani detaylık bu kadar önemli ama şu kadar, yani PageRank algoritması bu kadar. Belki birkaç satır daha vardır. Yani burada ilginç olan şu, yani MapReduce'e göre daha kolay yazması ve performans olarak da daha hızlı. Bunlardan biraz, var mı sorusu olan? Buyurun hocam. Bir şey kaçırmış olabilirim. Yani D'nin o D'ye set edilmiş olması sanki şey değil mi? Yani D bir şeyde olma probabilitesi. Yok, D şeydi hocam. Canınızın sıkılıp başka bir, ya 1-D canınızın sıkılıp başka bir yere atlama ihtimaliniz. Evet. Yani o bir genel global bir parametre. Modelin parametresi. Yani bu ne kadar etkiliyor algoritmayı anlamaya çalışıyorum. Yani ya şöyle, genel etkisi şu. Ben PageRank uzmanı değilim ama yani bildiğim kadarıyla genel etkisi şu. Random bir page'e atlama ihtimalini arttırırsanız o zaman çizgenin yapısal formu şeyi daha az etkiler. PageRank'lerini daha az etkiler. Eğer rastgele bir düğme atlama ihtimalini küçültürseniz o zaman çizgenin yapısal formu daha çok etkiler sonuç değerini. Yani structure'ın ne kadar etkili olmasını istiyorsanız. Yani eğer başka rastgele bir sayfaya atlamayı bir yaparsanız çizgenin yapısı ne olursa olsun PageRank değeriniz 1 çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani o şekilde. Yani gerçek veri olsaydı elimizde, hani kullanıcı hareketleri verisi de olsaydı. Ha, o zaman bilirdik ama. Oradan hesaplayacak dedik. Yani şeyi anlamaya çalışıyorum. Gerçek hayatta. Anladım. Yani şöyle bir şey yapılabilir belki. Hani bir dizi insanın web'i sörf etme alışkanlıkları takip edilip D ve D'nin değeri bulunabilir belki. Ama benim bildiğim yani bu klasik olarak 1-0.15'e set ediyorlar. Yani 1-D^0.15, D^0.85. Yani crawling track diye bir olay var. Oradan gelir diye çok biliyordum ama. Yani o da var, evet. O yüzden 0.85-15 diye o değer mi patlıyor? Ya şimdi aslında ben bazı şeyleri atladım ya. Yani çok da önemli bir şey konuşma için ama şurada vardı diye gidersen. Şurada
Burada bir not var, ben onu atladım ama an additional step is needed to handle nodes with no outgoing links. Onlara sync deniyor. Yani hiçbir dışa doğru bağlantısı olmayan nodlar problem yaratabiliyor. Bunları handle etmenin yolları var. Yani ben o kısımları atladım çünkü burada gerçekten hedefimiz yani paralel işleme, çizgi işleme yöntemlerinden konuşmak. Ama o page rank'in kendi şeyleri var. Yani ilginç noktaları var yani. Aha. Şey şimdi bahsettim mi ben onlardan? Şey var. Şimdi pre geldiğim sistem var, kapalı kurulu sistemi. Bilmiyorum artık kullanılıyor mu, belki İstanbul'da var. Apache'nin iki farklı sistemi var. Bir tanesinin ismi Giraffe, Apache Giraffe. Apache Giraffe pre geldi, yani o paper'da anlatılan sisteme çok benzer bir sistem. Bir de Apache Hama diye bir şey var. Bir de Apache Hama diye bir şey var. O aslında daha genel bir bulk synchronous processing denilen bir modeli implement ediyor ama onun içinde bu tarz işlemlerde yapabiliyoruz. Biraz sistem olaylarından bahsetmek istiyorum, sistem konularından. Bunların bazılarından biraz bahsettik. Makineler arası iletişimi minimize etmek için çizgiyi partition etmekten bahsettik. Bununla ilgili sürüyle akademik yayın görebilirsiniz. Diğer bir problem, bu güç, power law denilen yasayı takip eden çizgilerde, gerçek hayattaki sosyal çizgiler o şekilde mesela. Orada bazı düğümlerin çok yüksek sayıda dışa bakan bağlantısının olması skew dediğimiz dengesizliğe sonuç verebiliyor. Yani o vertex'in düştüğü makine bir anda çok iş almış olabiliyor. Bu tarz problemleri çalışan bizi araştırma yerini bulabilirsiniz. Fault tolerance da önemli. Yani hataya dayanıklılık dediğimiz şey büyük veri sistemlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Burada bir parantez açmak gerekirse mesela klasik veri tabanları da hataya dayanıklıdır ama şöyle bir farkı var. Yani bir paralel veri tabanı sistemi ki çok pahalı oluyorlar genelde kurduğunuz zaman eğer bir makine çökerse o anda çalıştırmakta olan query, SQL query diyelim büyük bir tane query çalıştırıyorsunuz. Olap tarzını. Yani o query durur. Yani hani veriyi kaybetmezsiniz ama o makineyi tekrar ayağa kaldırana kadar işleminizi yapamazsınız. Bu sistemlerde ise bir makine çöktüğü zaman hızlıca işinize devam ediyorsunuz. Hiçbir şey olmamıştır. Özellikle MapReduce sistemlerinde öyle. Hani bir şey yapıyor. Yani birden fazla yani diski sonuçları ara steplerde diskte tuttuğu için herhangi bir tane map fail ettiği zaman ya da reduce fail ettiği zaman alternatif bir tane reducer'la ya da mapper'la işleme devam edebiliyor. Peki bu sistemlerde, düğüm programlama dediğimiz sistemlerde nasıl oluyor? Bunlar da şöyle yapıyorlar. Her super step'te değil de her x super step'te o anki state'i diske yazıyorlar. Yani mesela toplam 100 tane super step yapacaksanız belki işte ne kadar fault tolerance olmak istediğinize göre her 10 step'te, her 20 step'te bir save edebilirsiniz. Dolayısıyla bir şey değil ederse geriye dönebilirsiniz. MapReduce'de de iyi değil o açıdan ama yine de fault tolerance. Sizin sorduğunuz sorunun cevabı aslında buradaymış. Dediğim gibi Apache Giraffe diye bir sistem var. İyi de yani şey zürafalar var sanırım. Yanlış mı biliyorum? Giraffe zürafalar var. Bu tam olarak pre-gel gibi, anlattığım gibi bir sistem. Bir de Hama diye bir sistem var. Bu daha genel veri madenciliği ve makine öğrenme algoritmalarının çalıştırılması için bir sistem ama bu tarz programlama yapabiliyorsunuz. Şimdi kısaca pre-gel'in yani düğüm programlamanın asenkron versiyonlarından bahsedeceğim. Çok da değinmeyeceğim. Bununla ilgili sürüyle yayın var ama size kabaca ne olduğunu anlatacağım. Bu şu ana kadar bahsettiğim düğüm programlamanın önemli bir özelliği senkron olması. Yani senkron olması dediğimiz şu. Her stepte sırayla bütün düğümler için program çalıştırılıyor ve sadece bir önceki basamağın mesajlarını alabiliyor ve sadece bir sonraki basamağa mesaj yollayabiliyor. Bu aslında ne demek? Bu basamaklar arasında bir global bir tane bariyer yapılıyor demek. Yani son derece structure. Bunun bir de asenkron versiyonu var. Bunu da University of Washington'dan gelen bir sistem, GraphLab adında bir sistem. Duyan var mı GraphLab? Bu biraz daha farklı bir sistem. Basitçe anlatacağım bunu nasıl çalıştığını. Burada da düğümleri programlıyorsunuz. Ama burada senkron bir şekilde olmuyor.
herhangi bir sırayla gidiyorsunuz. Bir vertex'i alıyorsunuz. Onun düğüm programını çalıştırıyorsunuz. Ne yapıyor o vertex? Kendi state'ini ve kendi çevre, kendi durumunu ve çevresindeki durumu yeniliyor programını çalıştırınca. Ondan sonra o düğüm size başka hangi düğümleri çalıştırmanızı gerektiğini de söylüyor. Yani diyor ki ben çalıştım. Benim şu komşularım da değişmiş olabilir. Sen onları da çalıştır diyor. Anladın mı? Doğal sonra ondan sonra bir sonraki vertex onlardan biri oluyor. Onları seçiyorsunuz. Onlardan birini seçiyorsunuz. Onu çalıştırıyorsunuz. O da kendi durumunu ve çevresindeki durumu yeniliyor. Ve size bir dizi başka vertex veriyor. Bunları da çalıştır diyor. Ve bu şekilde ilerliyor. Bu asenkron olduğu zaman birçok veri madenciliği ve makine öğrenmesi algoritmasının daha hızlı, yani şey olmuyor, deterministik olmuyor, undeterministik oluyor ama birçok algoritmanın daha hızlı konverj ettiğini söyleyen paper'lar var, yayınlar var. Burada bir diğer ilginç şey de scope denilen bir şey var. Yani ben bu vertex'in, ben bu düğümün programını çalıştırdığım zaman hangi durumları yenileyebilirim? Bir defa kendi verisini yenileyebiliyor. Kendi komşularının bağlantıları üstündeki verileri, yani sadece düğümlerin verisi yok, ayrıca bağlantıların da verisi var. Bağlantıların verisini yenileyebiliyor. Üstüne bir de komşularının verilerini yenileyebiliyor. Şimdi hani sistem açısından bu aslında bir takım problemleri beraberinde getiriyor. Kimse tahmin edebilir mi? Ne gibi problemleri doğurur böyle bir sistem? Yo, aslında tam tersine daha hızlı konverj ediyor. Ama başka bir problem. Kabloların hepsi. Yani. Fault tolerance'ı düşünmeyelim. Daha temel bir şey. Yani hata ederek de düşünmeyelim. Race condition. Evet. Yani şimdi bir öncekinde hatırlarsanız sadece bir önceki adımın mesajlarını işlediğiniz için birbirinizle, yani siz her kendinizi düğüm olarak düşünürseniz komşularınızla hiçbir ilişkiniz yok programınızı çalıştırırken. Size gelen mesajlar sabit, kimse onları değiştirmiyor. Onları işliyorsunuz, bir sonraki aşama için mesajlar üretiyorsunuz. Dolayısıyla ben oradaki her bir düğümü birbirinden bağımsız olarak çalıştırabilirim, değil mi? Burada aynısını yapabilir miyim? Yapamam. Yani bunu çalıştırdım diyelim, bunun çalıştırması sonucunda bunun bütün komşularını da çalıştıracağım. Ya o komşular birbiriyle overlap ediyorsa şeyleri, durumları, değiştirmek istediği durumlar, o zaman bir race condition oluyor. Dolayısıyla burada bunu paralel çalıştırmak biraz daha zor. Yani daha gelişmiş teknikler gerektiriyor. Çizgenin birbirinin ayrı ucundaki düğümlerini aynı anda çalıştırabilirsiniz. Ama birbirleriyle çakışıyorsa var, o zaman bir hani locking, bir kilitleme mekanizmasına ihtiyacınız olacak. Çok detaya inmek istemiyorum ama bu sistem asenkron ve execution schedule, yani çalışma sıralaması dinamik. Diğerindeki gibi tüm vertexlerin her basamakta tüm vertexlerin üstünden geçmiyor. Çalıştırdığın vertexin sana söylediği diğer vertexleri çalıştırıyor. Bu da PageRank implementation'ı gerçekleştirmesini kodun üstünden de geçmek istiyorum. Bu aslında pseudo kod, gerçek kod değil. Ama gerçekten ilginç. Niye ilginç? Gene bir şu an düğüm programına bakıyoruz. Ama bu düğüm programı biraz daha farklı bir mantıkla çalışıyor. Mesaj işleme yok. Ne yapıyor? Kendi durumunu ya da komşularının durumunu yenileyebiliyor. Bakalım ne yapıyor? Öncelikle her bir düğümün kendi değeri var. Buna düğüm değeri diyoruz. RB. Ve bu ne olacak? PageRank olacak. Şu an diğer PageRank'ı satıyoruz. Sonra her bir düğümün yenileyebildiği bir durum uzayı var. Yani durum state space. Orada scope diyoruz. Ne demiştik? Her bir vertex kendi durumunu, kendi komşularının durumunu ya da aradaki bağlantıların durumunu yenileyebilir demiştik. Burada bağlantı durumu kullanmayacağız. Yani yenileyebileceğiz. Peki başka ne var girdi olarak? Bağlantıların üstünde şeyler var. Ağırlıklar var. Bu ağırlıkları W ile gösteriyoruz. U ile B arasındaki bağlantı ağırlığı. Başka ne var? Bir de her vertex kendi komşularının state'ini biliyor. Yani U bizim düğümümüzdü, B bizim düğümümüzdü. N ve dediğimiz B'nin komşuları. Ve her bir komşusu için o komşunun
durum değerini biliyorum. Yani dolayısıyla kendi page rank'im var. Bir de komşularımın page rank'leri var. Bir de ne var? Her bir bağlantının bir ağırlığı var. Bu ağırlığı da neyi set edecek? Bu ağırlık aslında fix. Bu ağırlık şöyle bir vertex varsa şunların ağırlıkları 1/3 etsin. Niye? Çünkü dağıtacak. Kendi page rank'lerini diğerlerine dağıtacak. Şimdi bakalım ne yapıyor düğüm programı. Ve hatırlarsanız düğümümüz V'ydi. V'nin her bir komşusu için kendi page rank değerini arttırıyor. Ne kadar arttırıyor? Zaten ilk başta alfa bölü n, yani o alfa burada d, d bölü n hatırlarsanız. Her bir seferinde kendi değerini 1-d, yani 1-d alfa çarpı bağlantının ağırlığı, hatırlarsanız bağlantının ağırlığı 1/ komşusunun dış derecesi çarpı komşusunun page rank değeri. Bu da çok straightforward. Ama diğerinden farkı ne? Mesaj işlemek yerine komşunun page rank değerini doğrudan alıyorsun. Yani kendi page rank değerini hesaplarken komşuların üzerinden iterate ediyorsun. Her bir komşunun page rank değeri çarpı ya da çarpı 1/ komşunun dış derecesi işte 1-d artı kendi page rank. Aynı formül, tek farkı mesaj işlemek yerine doğrudan komşunun page rank değerini kullanıyor. Ondan sonra burada convergence çeki var. Eğer page rank değerim eski page rank değerine göre belli bir threshold'dan, epsilon kadar threshold'dan fazla değiştiyse bu kısım çok kritik. Diğerinden çok farklı olarak, yani senkron olandan çok farklı. Burada ne yapıyorum? Sisteme, yani middleware'e bir dizi başka vertex dönüyorum. Bunları da schedule et diye. Kimleri dönüyorum? Tüm neighbor'larımı dönüyorum. Çünkü onlar da değişmiş olabilir. Buyurun. Schedule random mı? Değil. O da aslında bu slide'a geliyor. Bu da sistemin ne yaptı? Yani runtime sistemin ne yaptı? Runtime sisteminin schedule etmek istediği bir dizi vertex var. T, süslü T. Ne yapıyor? Her seferinde bu T boş olmadığı sürece T'den bir tane çıkarıyor. Sizin sorunuz bu bir tane çıkarma random mı değil mi? O işte scheduling policy oluyor. O vertex'i çalıştırıyor. Input olarak o state, o vertex'in değiştirebileceği durum state, space'i, scope'unu veriyor. Çıktı olarak ne alıyor? O scope update edilmiş oluyor. Çünkü o vertex'i çalıştırırken o vertex kendi durumunu ve çevresindeki durumu yenileyebilir. İşte o bu. Yani SV'yi verdim. Sonra da tekrar aldım değişmiş olarak. Sonra da ne alıyor geriye? Bir dizi schedule edecek yeni vertex alıyor. Bunları da o global schedule edecek vertexler listesine, düğümler listesine ekliyor. Şimdi burada iki tane configure edilebilir kısım var. Bunlardan bir tanesi sizin sorduğunuz scheduling policy. Bunun nasıl implement edildiği. Diğeri de consistency policy. Consistency policy şu demek. İki tane scope'ları birbiriyle kesişen düğümü aynı zamanda çalıştırabilir miyim, çalıştıramaz mıyım? Eğer çalıştırmak isterseniz ona da izin veriyor. Yani race condition olmuyor, gene varklar kullanıyor ama hani scope'da tek bir şey yok ya, scope'da birden fazla şey var ya, scope'u değiştirmek atomik bir operasyon olmuyor eğer öyle çalıştırmayı tercih ederseniz. Eğer öyle çalıştırmayı tercih etmezseniz o zaman birbiriyle kesişen scope'ları olan düğümleri hiçbir şekilde aynı zamanda çalıştırmıyor. Schedule'ın içinde farklı opsiyonlar var, şu an hepsini hatırlamıyorum. Ama bu sistemin geliştirenlerinin yazdığı bir yayın var. Orada yaklaşık 10'a yakın farklı makine öğrenme algoritmasını, iteratif makine öğrenme algoritmasını bu sistemde ve Regel tarzı sistemde gerçekleştirmişler. Bu sistemle çalışanın çok daha hızlı converge ettiğini göstermişler. Yine slaytlarında paper'lar var, okuyabilirsiniz. Bunun tek makinalı versiyonu da var, çok makinalı versiyonu da var. Ama bu daha çok bir araştırma projesinin bir ürünü. Hani endüstride o kadar kullanıldığını zannetmiyorum henüz daha. Hızlıca geçeceğim burayı. Yani bakayım ne kadar vaktim var. Tabii yarım saat. Yarım saatimiz daha var. Bu gene grafla dediğimiz sistemin başka eklentileri de var. Mesela bir tanesi Power Graph.
Power graph şöyle bir şey. Gerçek hayattaki çizgiler, sosyal çizgiler mesela, ilginç bir kuralı takip ediyorlar. Bu çizgilerin düğümlerinin dereceleri power law denilen bir probability distribution'u takip ediyor. O da şu demek, degrees'i k olan düğümlerin sayısı k üzeri eksi y ile orantılı. Yani 1 bölü k üzeri y ile orantılı. Burada da k genelde 2 ile 3 arasında bir değer oluyor. Eğer çizginizdeki düğümlerin degree'lerin değerleri bu şekilde dağılıyorsa buna scale free network deniyor. Bu networklerde genelde diameter küçük oluyor ve çok sayıda bağlantısı olan az sayıda düğüm oluyor. Niye sosyal çizgilerde böyle oluyor? İşte az sayıda meşhur sanatçı, politikacı şu bu. Bakıyorsunuz sürüyle bağlantısı var. Milyonlarca bağlantısı var. Ya bu tarz sistemler daha önce de bahsettiğim gibi paralel işlemede sıkıntı çıkarıyorlar. Çünkü bir tane böyle popüler vertex bir yere düştü mü skew oluşturuyor. Yani o makinede özellikle makine sayısı arttı mı bunun etkisi daha net gözüküyor. Çünkü makine sayısı aslında çok fark etmeyebilir. Niye? 3 tane makinen varsa bu tarz popüler vertexlerin sayısı da zaten vardır. Yani 20, 30, 100 neyse. 3 makineye dağıtınca hani çok bir sıkıntı yapmayabilir. Ama eğer 100 tane makinen varsa ya da 1000 tane makinen varsa o zaman bazılarına hiç bu popülerlerden düşmeyecek, bazıları da düşecek. O zaman sıkıntı oluşturmaya başlayabilir. Bu graph lab'ı yapanlar, yine University of Washington'da Power Graph diye bir sistem daha yapmışlar. Bu sistemde bu problemi çözüyor. Nasıl çözüyor? Programın şeyi, düğüm programını daha da sınırlıyor. 3 parçaya bölüyor. Çok detayına girmeyeceğim ama yine çok klasik bir operasyonlar bunlar, MPI tarzı. Gather, apply ve scatter. 3'e bölüyor düğüm programını. Düğüm programını 3'e bölerek daha da sıkılaştırıyor programlama modelini ve bu sayede bu skew'u da bu dağılımdaki, yük dağılımındaki dengesizliği de çözüyor. Kısaca bir şeyden daha bahsedeceğim, yine çok detaya girmeden. Eğer merak ederseniz, GraphBox sisteminin bir de üçüncü bir varyasyonu var, o da disk üzerinde çalışıyor. Ona da GraphCHI deniyor. Gene benzer düğüm programlama kullanıyor ama tek bir makinede çalışıyor. Ve tek bir makinede eğer SSD'niz varsa, yani neredeyse 10, 20, 30 makinalık performans yakın verebiliyorsunuz çünkü sadece sequential scan yapıyor. Yani mümkün olduğunca sequential scan yapıyor. Bunu da merak edenler şuradan okuyabilir. Burada linkini verdim. Şimdi kısaca üçüncü şeye geçmek istiyorum. Sisteme geçmek istiyorum. Size anlatmak istediğim üçüncü sisteme geçmek istiyorum. Bu da Spark'ın üstüne kurulu olan GraphX diye bir sistem. Spark'ı kaç kişi duydu? Bayağı duyan var. Demek ki gerçekten hafif ölüyor. Spark dediğimiz sistem de bir büyük veri işleme sistemi. Aslında Spark'ın içinde ne var diye bakarsanız gene MapReduce tarzı bir işleme mantığı var ama dışarıdan çok farklı gözüküyor. RDD diye bir kavram var Spark'ta. Resilient Distributed Datasets diye bir kavram. Bunu da en güzel şöyle anlatabilirim. Spark'ta veriniz size interaktif bir shell'de bir variable'mış gibi gözüküyor. Yani x diye bir variable'ınız var. Normal programladığınızı düşünün. Ve bu x diye kullandığınız variable aslında arka tarafta yüzlerce makineye dağılmış bir dağıtık veri setini temsil ediyor. Ve siz bunun üzerinde operasyonlar yapabiliyorsunuz. Ve yeni RDD'ler, yeni variable'lar üretiyorsunuz. Halbuki o variable'lar sizin lokal makinenizdeki bir hafızadaki bir variable değil, cluster'ın üstündeki bir veriyi temsil eden bir variable. Sonra bu variable'lar arasındaki ilişkileri MapReduce tarzı işlemelerle gerçekleştiriyor. Peki temelde niye, yani madem arka planda MapReduce kullanıyor da, yani niye Hadoop örüyor da Spark bu kadar popüler? Bence birkaç sebebi var. Bir tanesi, ileriki konuşmalarında Ahmet bunu çok detaylı anlatacak örneklerle. Spark interaktif. İnteraktif demek, bir tane shell açıyorsunuz, verinizle oynayabiliyorsunuz. Yani veriyi farklı çeşitlerde indirgeyip farklı şekillerde bakabiliyorsunuz hızlıca. Ve o interaktif shell'de kullandığınız her bir variable aslında arkada
cluster'da büyük bir veri setine denk geliyor. Ve ilginç bir özelliği, eğer veri setinin tamamı hafızaya sığıyorsa o zaman diske hiç gitmiyor. Bu da zaten Hadoop'tan performans olarak en büyük farkını ortaya çıkıyor. Çünkü Hadoop'da map ile review step'lerinin arasında bir sort var demiştim ya. O sort bir disk tabanlı bir sort. Yani mapper'da sonuçlarını diske yazıyor. O yazdıkları orada sort ediliyor. Sonra diğer makinelere shuffle ediliyor. Sonra diğer makinelerde de bir multi-way disk-based sort yapılıyor. Yani bu aradaki map ve reduce arasındaki basamak diske gidiyor her zaman. Yani diskin hızlı bile olsa diske gidiyor. Yani biliyorsunuz artık bugün bilgisayarlarda şey çok, yani hani memory duvarı dediğimiz şey var. Yani en hızlı register'larla işlem yapabiliyorsunuz. Ondan sonra işte cache'inizle işlem yapabiliyorsunuz. Ondan sonra memory'inizle işlem yapabiliyorsunuz. Ondan sonra disk. Bunların arasındaki değerler, şimdi tam bir değer vermiyorum ama bir de açılıyor. Dolayısıyla diske gitmeyerek, yani tüm veriniz makinelerin hepsine sığıyorsa hafızasına, Spark'ta diske gitmenize gerek kalmıyor. Yani diske gitmediğiniz zaman da çok daha büyük hız geliyor. Şimdi maalesef çok iyi gözükmeyebilir burada ama ben size örnek vermek istedim. Burada mesela çok basit bir şey yapacağız. Diyelim HDFS'de, yani bu dağıtık dosya, bu Spark ile HDFS'de çalışıyor. Diyelim ki dağıtık dosya sisteminizde bir dizi dosyanız var. Text dosyası. Bu biraz küçük gözüküyor ama bir dizi text dosyanız var. Ve hani Big Data'nın en Hello World'u diyelim. Big Data'nın Hello World'u nedir? Kelime saymak. Hangi kelimeden kaç tane var? Diyelim onu yapmak istiyorsunuz. MapReduce'da nasıl yaparsınız? Önce bir mapper yapıp yazarsınız. Her bir dosyayı line line okur değil mi? Her bir line'daki her bir kelime için bir anahtar değer üretir. Anahtar kelimenin kendisidir. Değer de 1'dir değil mi? Ondan sonra da çok basit bir toplama indirgemesi yapar, reduction yapar. Ondan sonra her bir kelimeden kaç tane olduğunu bulursunuz. Peki bunu pratikte nasıl yaparsınız? Yani pratikte kodunu yazarken nasıl yapıyorsunuz? Şöyle yapıyorsunuz. Java'da bir tane mapper yazıyorsunuz. Ondan sonra Java'da bir tane reducer yazıyorsunuz. Ondan sonra bir tane bu mapper ile reducer'ı hani sisteme verip çalıştıracak bir de driver program yapıyorsunuz. Değil mi? Ondan sonra çalıştırıyorsunuz. Peki Spark'ta nasıl yapıyorsunuz? Spark'ta şöyle yapıyorsunuz. Shell'i açıyorsunuz. Shell'de önce şöyle bir komut çalıştırıyorsunuz. Spark text file, ondan sonra diyelim dosyaların ismini veriyorsunuz. Bu size bir variable veriyor. Bu variable'a ben file dedim. Halbuki bu file değil. File diye isimlendirdiğim bu variable aslında arkada cluster'ın üstünde birden fazla makineye dağılmış olan bir veri seti. Ve eğer benim işlemek istediğim bütün dosyalar hafızaya sığıyorsa bu veri seti hafızaya dağılmış durumda. Sonra ne yapıyorum? Bu değişken üzerinden birkaç operasyon yapıyorum. Bu operasyonun bir tanesi flat map. Flat map sistemin bize verdiği operasyonlardan bir tanesi. Şu an bu Python kodu ama çok da önemli değil. İçine bir lambda fonksiyonu alıyor. Bu lambda fonksiyonu da her bir satırı boşluk alarak parçalara ayıran bir fonksiyon. Bu fonksiyonu uyguluyor. Aslında hemen şimdi uygulamıyor ama en sonunda uyguluyor. Bu fonksiyonu uyguladığı zaman satır satır olan veri kelime kelime olan bir veriye dönüşüyor. Peki elime ne geçiyor? Elime gene bir RDD geçiyor. Yani şunun sonucu, file.flatmap'in sonucu gene bir değişken gibi düşünebilirsiniz. Ve gene cluster üstüne dağıtılmış bir veri setini temsil ediyor. Ama bu sefer ne var? Şeyler yerine, satırlar yerine kelimeler var. Sonra ne yapıyorum? Bir map operasyonu uyguluyorum. Map operasyonuna da gene bir lambda veriyorum. Bu lambda ne yapıyor? Her bir kelimeyi alıyor ve yerine bir kelime, bir de bir üretiyor. Peki ne geçiyor elime bunu yaptıktan sonra? Gene bir RDD geçiyor. Yani gene bir Resilient Distributed Dataset. Gene bir variable ama arkada bir cluster'da dağılmış bir veri seti. Sonra ne yapıyorum? Reduce by key diyorum. Reduce by key de bir sistemin bana vermiş olduğu bir operasyon. Peki reduction olarak ne veriyorum? Reduction olarak da bir lambda veriyorum. Bu lambda ne yapıyor? İki değer verildiği zaman onu toplamlarına indiriyor. Basit bir sum operasyon. Sistem ne yapıyor? Her biri bir kelime olan veri setini, her biri bir kelime
ve o kelimenin toplamda kaç kere geçtiği olan başka bir veri setine indiriyor. Arada ne yapıyor peki? Yani ne yapıyor arada? Gerçekten MapReduce yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. MapReduce yapıyor ama liseye gitmiyor. Mümkün olsa. Bir şey sorabilirim. MapReduce'da buradaki asosyatif bir operasyon olması sağlam zorunda mıydı? Evet. Yapısını çekmeyi. İki A artı B yazsaydı. Şimdi... Ne olacak? Yani o zaman orada bir tane olacak. Yani. Ama o yani orada... Order hakkında bir şey garanti edemiyor yani. Yani garanti edemiyor. Tamam. O zaman bunu garanti etmemiz lazım. Evet. Ya yani burada baktığınız zaman bu nasıl bir operasyon? İki tane bir şeyi alıyor, tek bir şey üretiyor. Ama normalde benim iki tane verim yok. Sürüyle bir var değil mi? Onları toplayacağım. Yani nasıl yapıyor? İlk ikisini topluyor. Oradan çıkan sonucu üçüncüyle topluyor. Dördüncüyle topluyor. Beşinciyle topluyor. Gidiyor. Ya peki sıra nereden geliyor? Sıra yok. Sıra herhangi bir sıra olabilir. Dolayısıyla ben buraya associative olmayan bir şey verirsem tam olarak bir sonuç alacağımı bilemem. Ha belki umurumda değil. Eğer umurumda değilse okey. Ama eğer deterministik bir cevap istiyorsam o zaman öyle yapamam. Sonra da mesela burada tabii birçok opsiyonumuz var ama ben bunu diyelim dosyaya kaydetmek istedim en sonunda. Onu da yapabilirim. Tekrar HDFS'e koydum. Peki ne oldu bu sürede? Eğer benim veri setim diyelim 100 makinem var. 100 makinenin hafızasına sızdıysa tüm bu işlemler hafızada gerçekleşti. Ve en sonunda her şeyi tekrar listeye yazdım. Var mı sorusu olan? Sorumuz varsa bile hani bunun daha detaylarını Ahmet anlatacak pazar günü. Peki GraphX ne? Çok vaktim olmayacak. Yani GraphX'i tamamen anlatmak için ama sadece bir hani kullanacak kadar ya da niye kullanayım ya da yani çizgi analizi yapmak isterken GraphX ne işle yarar sorusunu cevaplayacak kadar anlatacağım. GraphX dediğimiz şey bu Spark'ın üzerine yazılmış olan bir çizgi işleme modülü. Bir dizi temel operasyonlar, çizgi operasyonları sağlıyor. İlginç bir şekilde, yani buna baktığımız olmayacak ama Prager tarzı düğüm programlama yapmak isterseniz GraphX'in düğüm programlama heykeli de var. Yani mesela bu şey Ahmet sormuştu sanırım, Shortest Path sormuştu. Slide'larım sanırım dağıtılacak herkese. Slide'ların sonuna giderseniz GraphX üzerinde düğüm programlama nasıl yapılır onun örnekleri de var. Ayrıca bir dizi çizgi algoritmasıyla da geliyor. Yani hazır, işte ne bileyim PageRank hesaplama, bağlı bileşenleri bulma, işte kısa yolları bulma, bu tarz bilinen çizgi algoritmalarını bulmak mümkün. Aslında Spark'ın bir diğer özelliği de birçok dil bağlantısı var. Yani Spark'ı kullanmak istiyorsanız Java'yla da kullanabilirsiniz, Python'la da kullanabilirsiniz, Scala'yla da kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi interaktif yani şeyi açıp direkt orada büyük büyük veri setlerini farklı farklı biçimlerde işleyebilirsiniz. Yalnız şu, yani ben bu konuşmayı hazırladığımda bir ay önce falan da sanırım hala daha GraphX'in sadece Scala API'leri vardı. Scala bilen var mı? Yani az normal, o kadar popüler bir dil değil yani. Ama çok da şey değil yani, çok farklı değil. Biraz functional programming'e yatkınsanız kolay gelecektir. Ama üzerinde çalışılıyor. Yani Python ve Java API'leri de çıkacak sanırım. Ama şu anda sadece Scala ile programlayabiliyorsunuz. Nasıl bir interface sağlıyor? Şöyle bir interface sağlıyor. Generic bir graph data type var. Çizgi data type var. Ve bu parametrize edilebilir. Neyle parametrize edebilir? Her bir düğümün bir değeri olabilir. Ve o değerin ne olacağını siz karar verebilirsiniz. Yani oraya bir class yazacaksınız. Ayrıca her bir bağlantının bir değeri olabilir. Onun tipini de gene siz sağlıyorsunuz. Yani iki tane type parametresi var. Biri düğümlerin verisinin tipi, diğeri de bağlantıların verisinin tipi. Onun dışında neyi var? İki tane temel değişken şeyi var. İki tane temel yapısı var. Düğümler var, bağlantılar. Ve düğümler de bağlantılar da birer resilient distributed datası. Yani raster'a partition edilmiş veri setleri.
Peki onların yapısı nasıl? Düğümler bir şey gibi düşünebilirsiniz, array gibi düşünebilirsiniz. Ama içinde sizin burada vermiş olduğunuz düğüm tipinden veriler var. Edge'ler nasıl bir şey? Burada da edge RDD diye bir şey var. Edge dediğimiz şey de vertex, yani düğüm, gelen düğüm, giden düğüm, bir de sizin yere belirtmiş olduğunuz düğümlerin saklamakta olduğu düğüm değerinin tipi. Şimdi burada bir örnek yapacağım. Çok küçük bir örnek tabii ama bu sistemin amacı büyük çizgileri işlemek. Şöyle bir çizgimiz olsun. Yani buna property graph diyorlar. Niye? Çünkü her bir düğümün ve bağlantının bir takım üzerinde değerler olabilir. Yani burada ne var mesela? Her görünüyor mu bilmiyorum ama her bir düğümün bir ID'si var. İşte 3, 2, 5, 7. Ayrıca bir de şeyi var, değeri var. Değeri de burada bir tuple, bir tane login ismi ve öğrenci bir postdoc'un profesör. Tamam, yani burada mesela bir tanesinin login ismi RXEN, bu öğrenciymiş. İşte bu bununki Franklin, herhalde Michael Franklin'miş. O da profesörmüş. Bu da Ion Stoichi herhalde, bu onun logini. O da profesörmüş. Tabii bu tipleri siz belirliyorsunuz. Burada çok basit bir tool olarak belirlenmiş. Benzer şekilde düğümler var. İşte bu 3'ten 7'ye bir bağlantı, 5'ten 3'e bir bağlantı, 2'den 5'e bir bağlantı şeklinde. Ve bu düğümlerin de üzerlerinde değerler var. Yine bu değerin tipini siz belirtiyorsunuz. Burada basit bir string aralarındaki ilişkiyi belirtiyor. Yani mesela 3 ile 7 arasında bir collaborator, birbirleriyle beraber çalışma ilişkisi varmış. İşte 5 ile 3'ün arasında advisor, biri diğerinin danışmanıymış falan gibisinden ilişkiler var. Böyle bir çizgiyi sisteme önce yüklememiz gerekiyor. SC diye bir konteks değişkeni var. İnteraktif şeyi açtığınız zaman gelen. Onun üstünden parallelize diye bir operasyonu çağırıp veriyi verip, yani veri dediğim burada vertexler, vertexleri veriyorum. Üçüncü vertex değeri buradaki ikili tuple, 7 vertexi değeri buradaki ikili tuple, 5 vertexi değeri buradaki ikili tuple. Böyle bir array'im var. Parallelize dediğim zaman bu array'i alıyor, bir resilient distributed dataset'e çeviriyor. Yani gidiyor arka planda birden fazla makine hafızasına dağıtıyor ve bana onu sanki bir variable'mış gibi veriyor. Yani users dediğim variable aslında bir resilient distributed dataset. Tabii ki pratikte bunu yapmayacaksınız. Pratikte böyle, yani pratikte milyonlarca edge'iniz olacak. Büyük ihtimalle dosyadan okuyacaksınız. Ama küçük bir örnek olduğu için böyle yaptık. Sorun mu var? Aynısını relationship'ler için de yaptım. Sadece tipi farklı. Tipi farklı derken array'in içindeki her bir eleman bir edge. Edge yani bir bağlantı. Bu geldiği yer, bu gittiği yer, bu da değeri. Tabii bu değeri farklı bir şey olabilirdi. Ben burada string verdim. Bunun yerine başka bir şey verebilirdim. Aynı şekilde burada da string pair'i verdim. Başka bir şey de verebilirdim. Ama yani şeyin schema'nın fix olması lazım. Ne söylerseniz olur. Sonra ne yapıyorum? Bir graf oluşturuyorum burada. O da bana gene bir variable dönüyor. Ama yani buradaki büyük gerçekten şey bu. Yani graph dediği şey sadece bir place olur. Aslında bu cluster üstünde dağılmış bir veri seti. Ondan sonra bu graph üstünde bir dizi farklı operasyonlar yapabiliyorum. Bazı örnekler var. 10 dakika falan var. Ne tarz operasyonlar, doğru değil mi onlar? Evet, evet. Ne tarz operasyonlar yapabileceğinize dair hızlıca birkaç örnek vereyim. Burası görünmüyor ama çok önemli değil. Mesela yapabileceğiniz bir şey basitçe filtreleyebilirsiniz. Yani düğümleri de filtreleyebilirsiniz, bağlantıları da filtreleyebilirsiniz. Mesela burada bir örnek vermiş. Hızlıca bir filtre yazıyorum. Yani buradaki sintaks çok önemli değil. Scala bilmiyorsanız ne olduğunu hani çok anlayamayabilirsiniz. Ama buradaki ilginç kısım şu. Profesör olan, işi profesör olan düğümleri hızlıca filtreleyebilirim. Peki ne işe yarıyor filtrelemek? Yani bunu dağıtık olarak yapıyorum. Yani bu cluster üstüne dağılmış olan graf üstünde filtrelemeyi dağıtık olarak yapıyorum. Yani her bir cluster'daki her bir makine kendisi filtrelemeyi yapıyor. Size hızlıca sonuçlar paralel olarak işlenmiş olarak dönüyor. Yine ilginç bir şey var. İlginç bir operasyon var. Buna da üçleme operasyonu diyor. Triplet. Çizgenin tripletlerini oluşturabiliyorsunuz. Triplet ne demek? Şu demek. Normalde her bir bağlantıda ne var? Bir from vertex var, bir to vertex var, bir de
bağlantı değeri var. Triplet'lere eriştiğiniz zaman şu düğümlerin değerlerini de getiriyor. Yani düğümlerle bağlantıları bir şekilde join ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra triplet oluşturduğunuz zaman triplette nelere erişebiliyorsunuz? A'nın durumuna, B'nin durumuna ve aradaki bağlantının durumuna. Yani dolayısıyla ne yapmış olduk? Şunların durumlarını birleştirmiş olduk. Böyle. Bu niye işe yarıyor? Yani bunun örneğini gördük. Mesela grafla örneğinde gördük. Ne işe yarıyor? PageRank hesaplarken komşularımızın PageRank değerlerine erişmiştik, değil mi? Öyle bir şeyi böyle bir sistemde yapabilmek için tripletlere ihtiyacımız var. Bu aslında triplet nereden geliyor peki? Yani bu triplet operasyonunu çağırdığınız zaman GraphLab ne yapıyor? Arka tarafta bir şekilde distributed bir join yapıyor. Başka neler var? Çizginin bu tarz değerlerini direkt hesaplayabiliyorsunuz. Bunların hepsi sistemde built-in olarak var. Kaç tane bağlantı olduğunu, kaç tane düğüm olduğunu, her bir düğümün mesela iç derecesini istiyorsanız direkt in degree diyorsunuz. Arka planda gidiyor, in degree'leri dağıtık bir şekilde hesaplayıp size yine bir resilient distributed dataset olarak görebiliyor. Aynı şekilde dışa bakan derecelerini ya da tüm derecelerini. Hani sunumun en başında MapReduce'da degree hesaplamıştık ya, yani o tarz bir şeyi burada çok daha kolay yapabilirsiniz. Mesela burada bir örnek var. Diyelim ki bir istatistik hesaplamak istiyorum. O da şu, sistemdeki en büyük iç dereceye sahip olan, dış dereceye sahip olan ve dereceye sahip olan düğümü bulmak istiyorum. Ne yapacağım? Graph.indegrees diyorum. Bu bana bir resilient distributed dataset veriyor. Her bir düğümün iç derecesi var. Sonra ne yapıyorum? Bir reduction uyguluyorum. Reduction ne demek? Aynı MapReduce'deki reduce kısmı. Reduction'da da max fonksiyonunu veriyorum. Ne yapmış oluyor? Maksimum şeyi bulmuş oluyor. Maksimum iç dereceyi bulmuş oluyor. Aynısını A degree için de yapabilir. Başka ilginç operasyonlar var. Yani gene kod çok önemli değil ama ben size şeyini anlatmak istiyorum. Yaptığı işlemleri anlatmak istiyorum. Mesela bir tanesi düğümlerin ve bağlantıların transform edilmesi. Ya bu ne işe yarayabilir? Mesela düğümlerin değişmesi. Ne yapabilirsiniz? Her bir düğümün bir durumu var ya, o durumu başka bir duruma map edebilirsiniz. Yani girdi olarak ne alıyor? Düğümün ID'sini alıyor ve düğümün değerini alıyor. Çıktı olarak ne alıyor? Başka türden bir düğüm değeri alıyor. Yani düğümlerin değerini değiştirmek isterseniz bu operasyonu çağırabilirsiniz. Yine ne yapıyor? Bu aynı bir map operasyonuna benziyor. Bunu dağıtık olarak çalıştırıyor. Benzer şekilde bağlantıları da map edebilirsiniz. Ve tripletleri de yapabilirsiniz. Tripletlerden bahsetmiştik ya, bağlantıların düğüm değerleriyle birleşmiş hali. Onu da yapabilirsiniz. Burada gene çok ilginç bir operasyon var. Gene kodu çok önemli değil. Bu da join operasyonu. Join ne işimize yarar? Join şu işimize yarar. Çizgideki düğümleri başka bir tabloyla birleştirmemize yarar. Mesela diyelim benim bir çizgem var. Çizgemdeki her bir düğüm bir kişiyi temsil ediyor. Ve o kişinin ID'sini içeriyor. Diyelim ki başka bir yerden de bana her bir kişinin başka bir bilgisi geldi. Diyelim ki doğum yılları geldi. Başka bir tabloda her kişinin doğum yılı var. Peki ben ne yapmak istiyorum? Her düğümüme o doğum yılını, o kişinin doğum yılını eklemek istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Elimdeki çizginin vertexleriyle tabloyu ID'ler üstünden join edeceğim. İşte bu da onu sağlıyor. Burada işte inner join var, outer join var. Veri tabanlarıyla aşina olanlar için bilinen tablolar. Burada örneğim vardı ama çok vaktim yok. Başka operasyonlardan kısaca bahsedeceğim. Burada üç tane operasyon var. Bir tanesi komşuları toplama operasyonu. Bu da çok sık kullanılan bir şey. Niye? Çünkü birçok çizgi analitiği komşular üzerinden gidiyor. Yani düğümün yeni bir değerini hesaplamak için komşularını bilmemiz gerekiyor. Komşuların değerlerini bilmemiz gerekiyor. Burada mesela colleague neighbor diye bir operasyon var. Bunu gene bir graf üstünden yapabilirsiniz. Ve size şey veriyor.
Collect Neighbor IDs ve Collect Neighbors diye bir şey var. Mesela Collect Neighbors dediğimiz zaman size komşularınızın düğüm ID'lerini ve düğüm değerlerini veriyor. Hepsini topluyor. Her bir şey için, her şey, Residential Distributed Dataset'in içindeki her bir eleman bir düğümün komşular listesi olmuş oluyor. Hani klasik komşuluk listesi, neighbor list dediğimiz reprezentasyon var ya, hani algoritmik dersi, çizgi algoritmaları dersi aldıysanız orada klasik bir şey vardır, veri yapısı vardır. Nedir o? Neighbor list formatı. Yani her bir vertex'in yanında bir liste vardır. O vertex'in komşusu olan vertex'lerin listesi. Eğer öyle bir yapıya erişmek istiyorsanız şu operasyonu çağırabilirsiniz. Yani collect neighbors dediğiniz zaman onu yapacak. Bir diğer ilginç operasyon da MapReduce Triplets operasyonu. Bu ne yapıyor? Bu da iki tane, yine yani syntax'a çok takılmayın, iki tane operasyon alıyor. Map operasyonu ve Reduce operasyonu. Ve de tripletleri MapReduce'den geçiriyor. Bu ne demek? Her bir triplete map'i apply ediyor. Map neydi hatırlarsanız MapReduce'den? Kendisine verilen her şeyi sıfır ya da daha fazla anahtar değere çeviriyordu. Zaten onu bu signature'da görebilirsiniz. Yani map'in signature'ı triplet alıyor. Output olarak da vertex ID message type. Message type'ını siz karar veriyorsunuz. Her bir triplete bir map operasyonu uyguluyor. Ve anahtar değerler üretiyor. Sonra da reduce veriyorsunuz. Reduce'de o anahtar değerleri, değer kısımlarını reduce ediyor. Aynı anahtara sahip olanların tüm değerlerini reduce ediyor. Gene bunun şey olması gerekiyor. Signature'a bakarsanız message type'dan message type alıyor ve tek bir message type üretiyor. Eğer associated değilse yine deterministik bir cevap alamayabilirsiniz. Bunun da örneği vardı. Şey yapabilirsiniz. Slide'lar üstünden kendiniz geçerken bakabilirsiniz. Bir iki operasyon daha var. İlginizi çekebilecek. Reverse diye bir şey var. Reverse mesela ejderi ters çeviriyor. Tabii bütün bu operasyonlar paralel olarak yapılıyor. Dağıtık olarak yapılıyor. Subgraph diye bir operasyon var. Bu da iki tane predicate alıyor. Bir, hangi edge'leri tutayım ve hangi vertex'leri tutayım. Bu iki filtreyi uygulayarak çizgenizi daha bambaşka bir, daha küçük bir çizgiye çevirebilirsiniz. Mesela ne bileyim, yaşı 20'den küçük olanları at. Ya da bağlantısının değeri, mesela advisor olan bağlantıları at. Öyle şeyler yapabiliyorsunuz ve elinize yeni bir çizgi geçiyor. Gene buradaki avantaj tüm operasyon paralel olarak yapılıyor. Gruplama yapabiliyorsunuz. Bu da son slide'ım. Hatta sonraki slide'ım burada single source shortest path gösterecektim ama bu çok detaylı olacak. Ama kısaca anlatayım ne olduğunu. GraphX dediğimiz sistemin bir de pregel diye bir tane operasyonu var. İsmi direkt pregel. Çünkü pregel paper'ından geliyor. Pregel paper'da neydi? Bizim benim düğüm programlama dediğim şey. Yine detaylara çok girmeyeceğim ama burada ilginç birkaç parametre alıyor. Bir tanesi vertex program. Bir tane vertex program alıyor, bir tane send message diye bir şey alıyor, bir de merge message diye bir şey alıyor. Kısaca bunların ne olduğunu anlatacağım. Vertex program dediğimiz şey, düğümün durumuyla kendisine gelen mesajı birleştirip yeni bir düğüm durumu üretiyor. Ama bizim daha önce gördüğümüzde ne vardı? Birden fazla mesaj alınıyordu. Burada ise tek bir mesaj alınıyor. Onun sebebi de şurada merge message dediğim şey, o da benim combiner diye anlattığıma denk geliyor. Yani bu GraphX'in pregel implementasyonunda combiner'lar zorunlu. Yani birden fazla mesaj geliyorsa onları combine edip tek bir mesaja indirgiyor. Ondan sonra siz düğüm programınızı çalıştırırken kendi düğüm durumunuzla size gelen tek mesajı birleştirip yeni bir düğüm durumu elde ediyorsunuz. Üstüne bir de send message diye bir parametre alıyor. O da kendi düğüm durumunuzu kullanarak kimlere mesaj yollayacağınız. Çok detaya girmek istemiyorum. Ama ilginç bir şekilde bu sistemin üstünde pregel tipinden programlarda yazabiliyorsunuz. Zamanınız olursa bu son slide'a bakarsanız single source shortest path, yani tek bir düğümden diğer düğümlere en kısa yolları hesaplayan program düğüm programlama stili. Yani tabii ki bunu klasik algoritma dersinde öğreniyoruz nasıl yapacağımızı. Farklı algoritmalar var ama tüm o algoritmalar traversal tabanlı algoritmalar. Yani bir vertex'ten işte tüm neighbor'ları işleyerek hesapladığımız algoritmalar. Bu ise düğüm programlama stili bir algoritma. Aslında çok basit bir algoritma ama burada skalanın sintaksini bilmediğimiz için
bize biraz karışık görünüyor olabilir. Bir de built-in graf algoritmaları var. Hazır. Mesela PageRank'i tekrar sizin implement etmenize gerek yok. Hazır PageRank var. Diyelim Twitter grafını indirdiniz. Nasıl indirebilirsiniz? İşte crawl ettiniz. Sengör Hoca'nın anlattığı gibi. Sonra diyelim Twitter grafında, Twitter çizgisinde kimler çok etkili diye bulmak istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? GraphX sisteminde direkt PageRank'i çalıştırabilirsiniz. O da size bu değeri verir. Connected components hesaplıyor. Triangle count, strongly connected components. Strongly connected components, güvenli grafik için, diğer yönsüz grafik için, sizler için. Bu şekilde. Yani hani çok fazla teknik detaya inemedim GraphX konusunda ama ne işe yaradığını size anlatmış olduğumu düşünüyorum. Eğer ilginizi çekerse o kadar kolay indiriliyor ki, indirdiğiniz zaman her şey bir arada geliyor. Tek bir folder içinde. Bir shell açıp bütün bunlarla oynayabilirsiniz. Yani burada koyduğum tüm örnekleri shell'de de çalıştırabilirsiniz. Şey yani hani birden çok makineye ihtiyacınız yok. Oynamak için, test etmek için kendi laptopunuzda bile yapabilirsiniz. Ama tabii ki büyük ölçekli bir şey yapmak istediğiniz zaman o interactive session'ınızı arka tarafta klasına bağlamanız gerekiyor. Sorusu olan var mı? Çok mu okul attınız? Herhalde çok açık oldu, hiçbir soru kalmadı. Sistemlerdeki ana mantık veriyi bir tane anahtar değer üzerinden dağıtmak. Burada da genelde anahtar değer olarak şeyi kullanıyorlar. Vertex ID'yi kullanıyorlar. Vertex ID üzerinden ya da edge pair'leri üzerinden hash'leri dağıtıyorlar. Hataya dayanıklılığı sağlamak için de bazen hani replikasyon dediğimiz klasik yöntem kullanılabiliyor. Ya da mesela bu Spark sisteminde hani bir failure olursa şeyi hatırladığı için bir resilient distributed data setin hangi işlemler sonucunda oluşturulduğunu tuttuğu için eğer bir şey kaybolursa tekrar o diskte duran versiyondan o bizim üstünde operasyonlar yaptığımız versiyonla nasıl geleceğini hatırladığı için tekrar o versiyona gelebiliyor. Ama senin sorun nasıl dağıtıyordu? Partition, hashing tabanlı dağıtıyor. Ona bir müdahale etme şansı var mı? Tam kesin cevap veremeyeceğim çünkü benim gördüğüm kadarıyla yok ama belki de vardır. Yani custom partitioner verebilir miyim diye soruyorsun. Evet. Ahmet sen biliyor musun? Var mı? Çok custom yapmak için gelmiyorlar ama data'yı çok fazla makineye bölme. Yani sen işte, çok fazla vermeye çalışacağın gibi parametreleri otomatolojiyi biraz şey yapıyor. Ama sana çok öyle custom bir şey veremiyorum. Yani kendi partitioning fonksiyonunu yazamıyorsun herhalde değil mi? Ama GraphLab'da yazmıştık yani ekstra bir fonksiyon olarak. Yani GraphLab'da olabilir de Spark'ta yok herhalde. Yani. Peki bu Cassandra üzerine böyle bir şey çalışan bir şey var. Çünkü o çok güzel bir şey. Bundan da şarkı kullanıyorum. Cassandra'nın üstüne bir çizgi işleme platformu var mı? Benim bildiğim yok. Ama hepsini bildiğim de söyleyemem. Var mı başka soru? Çok teşekkürler. Peki ben teşekkür ediyorum. Yazdırmak isterseniz hemen yazdırabilirsiniz.